Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de lezzet ve rekabet dolu haftanın üçüncü günü başlıyor. Bugün masalardaki sessizliğiyle dikkat çeken aslen Hataylı yarışmacımız Erengül'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Vallahi çok enerjiksiniz hanımlar. Teşekkürler Gürbüz. Yanındaki hanımefendi kim? Ablam Esengül. Meşhur Esengül. Sürekli Esengül diyorlar bana. İşte Esengül'ü getirdim. Esengül'cüm hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada çok şıksınız. Çok teşekkürler. Şöyle bir bakayım size. Vay vay vay. Senin bir mağazacılık geçmişin var galiba değil mi? Evet, 10 yıldır özel bir sektörde mağaza görsel sorumlusu olarak çalıştım. 2 ay önce emekli oldum. Şimdi ev hanımıyım ve yarışmaya geldim. Esengül, sen neler yapıyorsun? Mağaza yöneticiliği yapıyorum. Yine tekstille uğraşıyorum yıllardır. Nedir bu mağazacılık aşkı ya? Bu işe başlayan bu işte bir emekli oluyor. İkiniz de bu işten emekli oldunuz öyle mi? Evet, aynen öyle. Tekstil üzerine yıllarca çalıştık. Ben emekli oldum. Maaşımı alamadım, bekliyorum. Ablam aldı ve devam ediyor. Çalışma hayatı devam. Erengül'cüm, bize kendinden bahsetsene biraz. Seni yakından tanıyalım. Hataylıyım. Kimliğimde Kahramanmaraş yazıyor ama anne baba Hataylı. Ben de Hataylı olduğumu tespitliyorum. 45 yaşındayım, evliyim, 22 yıllık. Bir tane oğlum var, bu sene üniversiteye başladı. İnşallah onun için bu yarışmaya katıldım. Parayı kazanacağım ve oğlumun eğitiminde kullanmak istiyorum. Kardeşin çok mu güzel yemek yapıyor? Evet. Yani kesinlikle evet. Hataylı olarak yani. Hanımlar kaç yıl oldu evleneli? 22 yıllık evliyim. 23 yıllık evliyim. Kaç kardeşsiniz bu arada? Biz 5 kardeşiz. Babam emekli kendisi. Annem ev hanımı. Siz de herkes emekli galiba. Abim ve kardeşlerim hariç ikimiz. İkimiz. İki bir kız emekli. Ya Yavuzhan herkesi oyuncu olmakla suçluyor. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Yavuzhan Bey gerçekten herkese oyuncu diyor ama kendisi gerçekten o kadar güzel oyun çıkarıyor ki. Bugün ona bir klarnet getirmek istiyordum ama gerçekten bulamadım. Keşke getirseydim, bugün ona şarkı söyletmek isterdim. Çalgısını çalsın isterdim. Çünkü kendi söylüyor, kendi dinliyor masada. Ben de kendisi şarkıcı olduğunu ispatlamak için buraya geldi. Kendi gününde eminim masayı yetiştiremeyecek ve şarkı söyleyecek oturup bize. Biz de onu dinleyeceğiz. Esengül'cüm. Kardeşini çok kızdırdılar. Bugün onların üstesinden gelir mi, ne dersin? Vallahi damarına basmasınlar kardeşimi. Kesinlikle. Çünkü zamanı gelince onlara yavaş yavaş laflarını söyler. O yüzden dikkat etsinler. Sessiz, sessiz atıl çiftesi sert mi olur? Aynen. Peki küçükken de böyle sessiz kalıp sonradan mı patlıyordu? Çok fenaydı. Çok böyle erkeksi yapısı var. Burada mı oturtturur? Bugün hakkını verirler mi sence? Biliyorsun çok adaletsiz puanlar veriliyor. Evet, çok adaletsiz puanlar dönüyor. Bu iki aşçı arasında dönüyor gerçekten. Onların bir ekip olduğunu düşünüyorum artık. Bize söylemelerine rağmen kendileri bir ekip. Ben bugün menümü yetiştireceğim, lezzetli olacağına inanıyorum. Çünkü A'dan Z'ye her şeyi Hatay'dan getirdim. Evet. Kuru patlıcanımı, biberlerimi, baharatlarımı, salçamı, nar ekşimi, yemek takımımın ayrı bir hikayesi var. Onu da söylüyorum. Emekli olduğumda tüm sevdiklerimle bu yemek takımıyla yemek yiyecektik ama yemek değilse kısmet oldu. Ben bugün Hatay'ın lezzetlerini kendi masama taşıyacağım ve lezzetle yarışacaksınız. Bugün o kadar güzel lezzetli yemekler yapacağım ki bana bayılacaklar. Bugün tam bir Hatay şov yapacağım. Lezzetlere doyacaksınız. Vallahi Erengül çok iddialı. İddialı benim kardeşim. Kendine güveniyor ve biz de ona güveniyoruz. Umarım her şey istediğin gibi olur. Bu arada dün Kerim'e 7 puan verdiğin için kendi gününü oynadığını iddia ettiler. Kendi günümü oynamıyorum. Kim ne hak ediyorsa ben onu verdim. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Hadi bize menünü say lütfen. Hemen sayıyorum. Çorbam ıspanaklı borani çorbası. Özel tuzlu yoğurtla yapılıyor ve onu özel olarak Hatay'dan getirdim. Yalnız çok tuzlu değildir umarım. Tuzlu yoğurt adı tuzlu olduğu için yoğurt tuzlu değil, merak etmeyin, sıkıntı olmayın. Sen ayarını yaparsın artık. Ara sıcağım, kuru dolma ve kuru cacık yanında olacak. Kuru dolmaların hepsi Hatay'dan geldi. Ana yemeğim tepsi kebabı, yanında çıtır ekmekli bulgur pilavı ve kuru domates salatası var. Ve son taş kadayıf. Bravo!
yemeklerin gerçekten iddialı. Kesinlikle. Lezzetlerine iddialıyım. Markete gitmek için hazır mısın? Hazırım. Gidelim mi? Gidelim. Esengül, kardeşine şans dile istersen. Hadi. Hadi bakalım. Koşma! Yürü Erengül, yürü. İzleyenler de bence sıkılacaklar. Hep aynı yemekler, hep aynı yemekler. Ya şey yapıyorlar, bonfile yapıyorlar. Çok basit, çok kolay. Ya tepsi kebabı yapıyorlar. Yeter artık, yeni bir şeyler yapın. Bilmiyorsunuz, bu programa katılmayın ya. Bugün Erengül Hanım yüzünden izleyici kanalı değiştirecekler. Erengül Hanım'ın menüsünü genel olarak incelediğimde menüsü aşırı basit. 2,5 saat değil, 1,5 saatte yapılabilecek bir menü. Benim menüme kesinlikle rakip olamaz. Çünkü benim menüm kadar zor bir menü yapmadı. Risk almadı. Erengül Hanım kendi yöresinin yemeklerini, yani evde her zaman yaptığı yemekleri tercih etmiş. Çok basit bir menü. Bu menü aslında bir yarışmaya değil, bir misafire bile çıkarılacak bir menü değil. Sadece dediğim gibi basit, akşam yemeğinde insanların ailesine sunduğu bir menü. Erengül Hanım'ın menüsü çok sıkıcı. Hatta bu haftaki bütün menüler çok sıkıcıydı. Kendi menümle bu hafta şenlendireceğimi, masayı şenlendireceğimi ve güzel kapanış yapacağımı biliyorum. Ve marketteyiz. Merhaba. Ne haber Erengül? Alışveriş yapmaya geldik. Önce kasapla mı başlıyoruz? Önce kasapla başlayalım. Hemen siparişimizi verelim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Yarım kilo dana tek çekim olacak. Yarım kilo da kuzu olacak. Tek çekim kıyma olacak. Bu kıymayı nerede kullanacaksın? Tepsi kebabında kullanacağım. Tepsi kebabı için illaki dana kuzu karışık mı olur? Evet, dana ve kuzu karışık olması lazım. Ana özelliği o. Hatay Uzun Çarşı'da da böyle mi yapıyorlar yani? Evet, aynen böyle yapılıyor. Sadece danadan olmuyor, kuzuyla beraber karışması gerekiyor. Buradan başka bir şey alacak mısın? Evet, kuru dolmamın altına koymak için pirzola istiyorum. Kemikli et olacak. Onu da hazırlarız. Evet. Yarım kilo da et sote istiyorum. Tamam. Onu nerede kullanacaksın? Kuru dolmanın içine koyacağım ve borani çorbasının içinde olacak. Etler hazırlanırken biz de baharatları alalım hemen. Ay, umarım baharatı fazla kaçırıp tepki çekmezsin. Zaten çok üstüne gelecekler biliyorsun. Evet, ben de farkındayım ama sonuçta lezzetli yapmak istiyorum. Ya bir şey alırken çok düşünüyorsun sanki. Çok düşünmüyorum, inceliyorum, yanlış almak istemiyorum. Süzme yoğurdun ardından içeceklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Senin için bilerek Kerim'i kurtardı diyorlarmış. Hayır, ben kesinlikle çok güzel kavurga yaptığı için etine puan verdim. Ama salatasını hatırlatarak dümen çevirdiğini iddia ediyorlar. Dümen çevirmedim, aslında tamamen iyi niyetimden oldu. Kız dümen çevirdi mi, doğru söyle. Onu ben yapamam, onu oyuncular yapar. Salatayı bilerek hatırlatmadın yani, öyle mi? Hayır, asla bilerek hatırlatmadım. Ben Yavuz Han Bey o kadar çok konuşuyordu ki yorum sırasının geçtiğini düşündüm. Ama maalesef geçmemiş. Ben de orada bir hata yaptım ama pişman değilim. Erengül Hanım dün 7 puan vermesinin sebebi o da menüsünün sıkıcı olduğuna hemfikir. Ama bunu söyleyemiyor, dürüst olamıyor maalesef ki. Dün nasıl Kerim Bey başladığı andan parmağını kestiği gibi beceriksizliğinden dolayı o da kendi gününü oynadı. Erengül Hanım da kendi gününü oynadı. O yüzden 7 verdi. Dün neden 7 puan verdiği zaten ortaya çıkıyor. Gününü oynamıştı. Bugün de bildiği yemekleri yaparak yürümeye devam edecek. Ekmeğin ardından etlerini de alan yarışmacımız hızla İrmi'ye el atıyor hemen. Kendini yakın hissettiğin bir yarışmacı var mı? Aslında kendimi yakın hissettiğim kimse yok. Çünkü kimse samimi değil. Onun için ben burada kimseyle samimi olmaya gelmedim. Sevmek de zorunda değilim. Yemeklerimi yapacağım. Onun için yarışmaya geldi. Kimseyi samimi bulmuyorsun yani. Kimseyi samimi bulmuyorum çünkü herkes gerçekten gününü oynuyor diyor ama ben aslında olduğum gibiyim. Peki esas oynayan kim sence? Yavuz Han Bey ve Sevda Hanım gerçekten çok güzel oynuyorlar. Şekerin ardından yağını da alan yarışmacımız hazır ekmek reyonuna geçiş yapıyor. O aldığın ne? Pilavım için çıtır ekmek yapmam gerekiyor. Tost dilimine ihtiyacım var. Ya pilavın yanında çıtır ekmek olur mu Allah sen? Olmaz mı? İkisi de ekmek oluyor mu? Nasıl ekmek oluyor? Biri normal pilav, öbürü de ekmek. Ama şimdi şöyle düşünün. Sonuçta fıstıklı pilav yapıyorlar. Fıstık da onun süsü. Bu da benim ekmek süsüm. Fıstık olur da ekmek. Pilavın üstünde kıtır ekmek ne alaka değil mi ama? Evet. Ama saz zeytinyağıyla kızartılmış bir çıtır ekmek. Hatay'dan gelen zeytinyağıyla kızartılmış bir ekmek. Bu arada Ahmet abiye neler istediğini söyle istersen. İki tane maydanoz istiyorum. Ahmet abi hazırlarken sen de devam et bence. Tamam. Biberimi alıyorum hemen Ahmet Bey hazırlarken. Ahmet abinin de yardımıyla manav reyonundaki eksikler tamamlanıyor birer birer.
Sen Kerim'e güveniyor musun gerçekten? Kerim'e güvenmiyorum. Yani herkesin adaletli olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ahmet abiden istediğin başka bir şey var mı? Hemen bakıyorum. Salatalığımı alıyorum ve bitireceğim. Senin salatan neydi? Kuru cacık ve kuru domates salatası. Kuru domates? Evet. Kuru domates istiyor musun? Hayır, onu da Hatay'dan getirdim. İyi, ben. Tabii, Hatay'ın her meşhur. Şeyimi içine koydum, kekiğimi Hatay'dan getirdim. Vallahi her şeyim Hatay'dan. Zaten Hatay mutfağı bayağı geniş abi. Çok evet, çok. Kesinlikle. Birası da turşusu. Kesinlikle. Meşhur. Her şeyi çok meşhur. Evet. Eksik başka neyin kaldı? Kemik suyu istiyorum ben ama. Kemik suyunu kendin mi yapsan? Ama yemeğimde hiç kemik yok, onları haşlamam lazım. Ekstra almak istemiyorum. İyi, hadi al bakalım. Kemik suyumuzu da aldığımıza göre artık doğru kasaya geçebiliriz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erengül'cüğüm, bir şey unutmadın değil mi? Bir şey unutmadım Gürbüz. Tekrar listemi kontrol ettim. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 2026. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Hadi gidelim. Poşetlerimizi alalım Gürbüz, hemen gidelim yemek yapmaya. Geldim. Nasıl geçti? Çok güzel geçti, yetiştirdim saatinde. Sen onları yerleştir, ben hemen üstümü değiştirip bir geliyorum. Unuttuğum bir şey yok değil mi? Hayır, hiçbir şey unutmadım. Peki. Erengül Hanım bence evde yemek yapıyordur ama çok pratik ve basit yemekler yaptığını düşünüyorum. Hatay mutfağında daha ağır ve daha lezzetli yemekler var. Çok kolay yemekler seçmiş. Hatay mutfağı olarak hani burada adlandırıp Hatay mutfağını tanıttığında baktığınızda çok çok hafif yemekler var ve Hatay mutfağında da aslında tanıtılıyorsa eğer ve Hatay mutfağından yemekler yapıyorsan bu kadar basit ve kolay yemekler yapmamalıydı diye düşünüyorum. Eline sağlık Esengül. Vallahi süper hazırladın her şeyi. Kardeşime yardımcı olmak istiyorum çünkü. Senin kaç çocuğun vardı? Bir tane oğlum var, 22 yaşında. Maşallah. Okuyor mu? Üniversite mezunu, askere gidecek, iş hayatına başlayacak. Ya, hangi okuldan mezun? Ben geldim. Marmara Üniversitesi. Oh, hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırlamışsın her şeyi, ellerine sağlık. Sana kolaylık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok kolaylık olacak. Tam da yeğeninden bahsediyordum. Senin de bir oğlun var değil mi? Benim de oğlum var. O da diş protez okuyor. Bu sene başladı. Maşallah. Oh, vallahi ne güzel. Çocukları büyüttünüz. Emekli oldunuz. Artık bundan sonrası mutluluk. Mutluluk, tabii huzur, ki sağlık, eğlence. Huzur, mutluluk. Bu arada ne güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Yemek için hazırlandım. Saçlarım dökülsün istemiyorum. Sınava mı gireceksin hayırdır? Hayır. Tariflerimi unuttuğum bir şey olursa bakmak için tarif defterimi getirdim. Ben de bakabilir miyim? Aa, ne güzel yazın var mı? Teşekkür ederim. Hani artık başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlıyoruz? Hemen hazır olması gereken şerbetim ve nohutumu pişirmeye başlıyorum. Onlar başlarken de diğer yemeklerime de... O zaman masayı sonra kuracaksın. İlk masamı kuracağım. Bak karıştı. İlk öncelikleri karıştırma. Evet. Masayı kurmak bence de doğru karar. Evet, kesinlikle masamı kuracağım. Masamı çok güzel bir şekilde hazırlayacağım. Sonra yemeklerime başlayacağım. O zaman süreni başlatayım mı? Başlayalım. Hadi o zaman vedalaşın bakalım. Hadi. Çok sağ ol. Heyecanlanma. Evet, tamam. Teşekkür sana ederim. Güveniyorum. Esengül'cüğüm, çok memnun oldum. Kardeşim fazla lafa tut. O iş bende. Güle güle Esengül. Evet. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Erengül'cüğüm, 3, 2, 1 ve süren başladı. Koş hadi koş. Hemen masanı hazırla bakalım. Ya sen koşamıyorsun sanki. Bir sorun mu var? Ben 10 ay önce dizimden ameliyat oldum. Ya. Evet, kıkırdak nakli yapıldı bana. Ne diyorsun? Kıkırdak nakli mi? 6 hafta yatmak durumunda kaldım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Koşacağım ama inşallah ilerleyen zamanlarda. Çünkü hızlı yürüyorum, onda bir sıkıntı yok. Ya bu arada ne yapıyorsun? Masamı hazırlıyorum. Herkes masa örtüsü kuruyor ama ben değişik bir şey yapmak istiyorum. Runner'la servis yapmak istiyorum. Runner'la mı? Evet, runner'la servis yapacağım. Ay, vallahi parçalar seni bunlar. Neden Gürbüz? Çok değişik bir masa. Herkes masa örtüsü koyup runner koyuyor. Vay efendim, senin masa örtün yok muydu? Yok efendim, böyle masa mı olur diyecekler. Emin misin gerçekten? Kesinlikle eminim Gürbüz. Vallahi bence güzel fikir ama
Umarım çok üstüne gelmezler. Gelirlerse ben de hazırım, boş durmayacağım. Hakkımı korurum diyorsun yani. Kesinlikle. Hadi bakalım göreceğiz. Oo, bunların hepsini evden mi getirdin? Her şeyimi evden getirdim. Vallahi bravo. Çok teşekkür ederim çünkü özendim. İlk gün yarışan Sevda da evden getirmişti. Evet, Sema da öyle yapmıştı gerçekten ama pek uyumlu değildi masası. Sema değil ya, Sevda. Senin de heyecandan hemen kafan karışıyor ya. Bu arada Sevda hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Sevda Hanım da aşçıyım diyor ama gerçekten hiç sesi çıkmıyor. Aşçı olduğuna inanmıyor musun yoksa? İnanmıyorum çünkü menüsünü gördüğümde ev hanımı olduğuna kesin kanaat getirmiştim kendisine. Niye inanmıyorsun ya? İlla diploma mı getirmesi lazım? Aşçıyım diyor ama ona göre de yemekler yapması gerekmez mi? Yapmadı mı? Hayır, Kerim Bey ondan daha cesaretliydi. Kaburga dolması yaptı. Kerim daha iyiydi yani. Aynen öyle. Erengül Hanım'ın hala daha algısının kapalı olduğunu, Kerim Bey'in de algısının kapalı olduğunu, programı izleyip gelmişler ama hep diğer algısı kapalı ve yalan söyleyen insanları izleyip gelmişler. Ben yorumlarımın arkasındayım. Onlar gibi arkasından konuştuğum insanların yanında değilim. Çok saçma hareketleri var. Hepsinin çok saçma hareketleri var. En azından ben programı izleyerek geldim. Benim günüm olmasa bile bütün tabakları, insanların yeme tarzını, eleştiri şeklini görüyorum. Çünkü aynısını bana yapmalarına izin vermeyeceğim. İstedikleri gibi üstüme oynayabilirler. Erengül Hanım'ın algısının kapalı olduğuna da şuradan son kez kanaat getirebilirim. İlk düşündüğü menüyü yapmış. Yani ben kendi menümü tam 3 hafta boyunca yaptım, ettim, bozdum, dağıttım. Sonra kararlaştırdım ve her gün kendi günüm gelene kadar da binada hala daha tatlı mı deniyorum ve insanlara dağıtıyorum. Tabaklar da tamam. Aa, bu nedir? Ekmek sepetim. Vay, kapağı bile var. Evet, aynen öyle. Ve kumaş peçeteler de yerleşiyor. Son dokunuşlarımızı yapalım. Çok şık görünüyorlar. Peçetelerimize uygun seçtik bunları da. Sen şimdi Hataylısın ama orada mı doğup büyüdün? Hatay'da doğdum ama babam memur olduğu için sürekli gezmek durumunda kaldık. Dolayısıyla şehir şehir her yere gittik. Kaç şehir gezdiniz? Maraş'ta yaşadık, Kahramanmaraş'ta. Erzurum'da yaşadık. En son İstanbul'da emekli olunca biz de burada kaldık. Ne güzel. Bu arada onlar nedir? Bunlar mumların altına koymak için getirdim. Vay, hem de el işi. Evet, her şeyi özendim. Peki çiçeğin var mı? Çiçeğim var. Çiçeğimin hikayesi güzel. Nedir hikayesi? Çukurova biliyorsunuz Hatay. Pamukla meşhur. Kendim özellikle gerçek pamuk getirttirdim oradan. İnanmıyorum. Bu yarışmamızda bir ilk. Bunlar gerçek pamuk mu? Bakın Çukurova'nın biliyorsunuz pamuk tarlalarından toplandı. Sipariş vermek istedim fakat hepsi plastik olduğu için ben kendim özellikle orijinal olsun masama da uyusun diye özel pamuk getirdim. Vallahi seni tebrik ederim. Çok güzel düşünmüşsün. Masa renklerimi de ona uygun seçtim. Hasır bağlantılarını fark ettiniz zaten. Vallahi bence masan çok güzel görünüyor. Evet. Umarım hakkını verirler. Vermezlerse ben de isteyeceğim. Ay, Sevda bu masaya da laf eder mi dersin? Sevda Hanım kendi masasını beğenmediğini zannediyorum. Çünkü o kadar şık olduğunu düşündü ama şık değildi. Kocaman dalları getirmiş. İstersen ondan Sezar Tadıcı yapabilirsin. Bu arada Hataylı olduğum için senden kesin künefe beklerler. Künefe şimdi yapılır aslında. İşi köfte de yapılır. Ancak bunun bir zaman aşımı var biliyorsunuz. Sevda Hanım nasıl bir Çerkez peynirli poğaça gibi bir şey yapmaya çalıştı. Ama maalesef zaman aşımı, piştikten sonra hamurlaşması. Onlar tabii ki zaman isteyen şeyler. İyi bir şey yapmak istiyorsak lezzetli. Bence kesinlikle doğru yemekleri seçmemiz gerekiyor. Bravo. Ve masan? Bitti. Emin misin? Bakıyorum. Bunu alacağım tabii ki. Hemen şöyle kaplan bakışıyla bir bak bakalım. Unuttuğun bir şey var mı? Bence yok. O zaman neye geçiyoruz? Hemen yemeklere geçelim. Hadi geçelim. Tebrik ederim bu arada. Teşekkürler. Masan gayet güzel oldu. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi hemen şerbetimi yapacağım. Nohutlarımı pişireceğim. Hadi ellerini yıka da başlayalım. Nohutları sen mi getirdin? Onları da Hatay'dan getirdi. Her şey memleketinden desene. Benim her şeyim Hatay'dan. Yani Adıyaman'dan bir isot getiremeyen Kerim Bey'e de söyleyelim bunu bence. Nohutları bile Hatay'dan getirdin öyle mi? Aynen öyle. Peki neden hazır konserve nohut aldın? Şimdi şöyle biliyorsunuz zamanla yarışıyoruz. Dolayısıyla pişmeme durumunu... Ispanaklı borani çorbası için nohutların üzerine su konulup düdüklü tencerede haşlanmaya başlıyor.
taş kadayıf tatlısı için 3 bardak şekere aynı ölçüde su eklenerek kaynamaya bırakılıyor. Taş kadayıfı çok severim ama biraz risk almış bence. Taş kadayıf çok da hani evet zor değil ama işte tekniğinde pişirmesini, şerbetlemesini iyi bilmesi lazım. Ama tabii onların yöresinde çok tercih edilen bir tatlı. Muhtemelen onu da biliyordur zaten. Normalde onların yöresinde onun hamuru hazır satılıyor. Hamurunu hazır mı alacak, getirtirecek mi veya kendini yapacak? Hamurunu kendisi yapması ümidi içerisindeyim. Ama eğer yapamazsa tekrar tekrar yapıp zaman kaybedecek. Ama zaten içeriğinde de çok fazla malzeme yok. Muhtemelen yani sonuçta baklava olarak benimki gibi 4 aşamalı bir tatlı da değil. Şerbeti soğuk olarak bırakılıyor. Kızgın yağdan çıkartıp içerisine şerbetleyecek. Aslında çok da zor değil aslında yapacağı tatlı. Dolma için kuru sebzeler sıcak suda ne kadar bekleyecek? Şimdi ben sıcak suya koydum. Tekrar onu tencereye alacağım. Biraz kaynaması gerekiyor. Neden böyle bir şey yaptın? Direkt ocağa atıp kaynatsaydın ya. Aslında direkt kaynatmam gerekiyordu. Gürbüz, sen benim kafamı karıştırdın. Yahu aksine soru sorarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. Olsun. Ben o şekilde de çalışırım. Sonuçta dönülmeyen bir hata değil bu. Şimdi bunları bir 10 dakika kaynatacağım. Şimdi içini mi hazırlayacaksın? Aynen öyle Gürbüz. Yalnız çok planlı çalışıyorsun. Beğendim. Teşekkür ederim Gürbüz. Çünkü mutfak çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen pirinçlerimizi halledelim. Ara yemekte sunulacak kuru dolmanın iç harcı için 2 bardak pirinç yıkanıp kaseye alınıyor. Pirincin üzerine domates ve biber salçasının ardından sumak, nar ekşisi, Hatay'dan getirilen zeytinyağı, karabiber ve pul biber ekleniyor. Baharatlar tamam mı? Şimdi tuzumuzu koyacağız. Biliyorsunuz masalarda her zaman tuz ciddi sorun oluyor. Ama ben her şeyin tadına bakacağım Gürbüz. Vallahi doğrusu da bu. Bazı yarışmacılar uyarmama rağmen bakmıyorlar. Tadına tuzuna bakmadan yemeği yarışmacıların önüne sunuyorlar. Şaka gibi. Olacak iş değil ya. Sen yapma bari, olur mu? Mümkün değil çünkü ben 3 defa denedim hepsini. Tekrardan. Vallahi seni tebrik ediyorum. Bu arada o bıçak senin mi? Bıçağımı da kendim getirdim dün Kerim Bey. Elini kesmiş. Sanıyorum herhalde alışık olmadığı bir bıçak kullandı diye düşündüm. Onun için kendim getirdim. Zaten sen Kerim'in nasıl yemek yaptığını izleyince şoke olacaksın. Evet, gerçekten çok merak ediyorum. Kan ter içinde kalmıştı. Elini de kestiğine göre gerçekten ciddi sorunlar yaşamış diye düşündüm. İzleyince bu yemek böyle mi yapıldı diye şaşırabilirsin belki. Ya öyle mi gerçekten? Dün yedi verdin. Evet, yedi verdim. Neden? Şöyle... Yedi verdim çünkü Sevda Hanım aşçı olduğu halde gerçekten risk alıp daha böyle güçlü, riskli bir yemek yapmasını beklerdim. Menüsü ev hanımının yapabileceği bir menüydü. Gerçekten bonfile patlıcan yatağı da değildi, patlıcan mezesinin üstündeydi resmen. Onun için yani ben hak ettiğini düşündüğüm için verdim. Gerçekten günüme de oynamadım. Bence lezzet önemli. Kerim'in yemekleri Sevda'nın yemeklerinden daha mı güzeldi gerçekten? Sevda'nın yemeklerinden daha güzeldi diyebilirim. Çünkü Sevda Hanım'ın zaten tatlısına olmadığı halde tadı güzel diye ona puan verdim. Ama ona rağmen gerçekten kimseyi memnun edemiyorsunuz. Nitekim de kendisi 4 vererek bunu da ispatlamış oldu. Bence Kerim Bey ve Erengül Hanım beraber anlaşma yaptılar. Bugün Kerim Bey her şeyi beğenecek, her şey çok iyi olmuş, her şey dörtlüklük, her şeye puan verecek ve sessiz sakin kalacak, eleştiri de yapmayacak. Zaten Kerim Bey beraber anlaştılar, o buna puan verdi, bu da ona puan verecek, o kadar. Eğer böyle bir şey olsa tabii ki sinirleneceğim, ne alaka, burada yarışıyoruz ve birinin hakkı yemesine ben izin vermem. Sen sıkı bir takipçimizsin, burada yarışmak... Seyretmek kadar keyifli mi sence? Çok keyifli, çok eğlenceli. Kesinlikle akıllarında kalmasın, herkes başvursun. Çünkü emekliyim, evde oturuyorum. Hayatıma bir renk katmak istedim. Gerçekten hiç alışık olmadığım bir durumdayım ama keyifliyim. Kuru dolmanın harcına elde doğranan bir tane soğan ekleniyor. Sırada kuşbaşı et var. Bu küçük küçük doğradığın etleri nerede kullanacaksın? Kuru dolmanın içinde kullanacağım. Diyeceksin ki altında et var. Evet ama...
İçinde de insanlar yerken ağzına gelsin istiyorum. Aslında çoğunlukla altına et konmuyor, öyle değil mi? Normalde bunu sadece tencereye dizerler Gürbüz ama bunun lezzeti altındaki kemikli etten geliyor. Sen bunu kimden öğrendin? Annemden öğrendim. Annen içine kuşbaşı et de mi koyuyordu? Hataylı, o kadar güzel yemekler yapıyor ki gerçekten tariflere bakarak ve bizi küçük yaşta gerçekten mutfağa soktu. İyi ki de sokmuş. Onun sayesinde her yemeği biliyoruz. Peki bu pirzolaları tabaklarında sunacak mısın? Hayır, hayır. Onlar sunumda yok. Küçük küçük doğranan kuşbaşı etler dolma harcına ekleniyor. Kalan kuşbaşı et boranide kullanılmak üzere dolaba kaldırılıyor. Pirzolalar dolma tenceresinin dibine yerleştiriliyor. Kuru dolmanın harcı iyice karıştırılıyor. Sırada borani çorbasının ıspanakları var. Ispanaklar bahçemden, seranın içinde yetişti. Baby ıspanak. Baby ıspanak mı? Ay, vallahi tazecik görünüyorlar. Evet, gerçekten sadece dal ve yaprak olarak kökü yok. Sadece dalını ve yaprağını kullanıyoruz. Peki o yıkadıkların ne? Şu an nane yıkıyorum çünkü dolmanın içine çok az nane koyacağım. Çok güzel lezzet verecek. Ya dolmanın içine her şeyi koydum bakıyorum. İşte Gürbüz özelliği o zaten. En lezzetli yemeklerin içine güzel sebzeler koyarak daha da güzel yapıyoruz. Yıkanan taze nane yaprakları da elde doğranarak kuru dolmanın harcına ekleniyor. Bahçeden toplanan baby ıspanaklar bol suyla yıkanıp sirkeli suda bekletiliyor. Dolma için haşlanan kuru patlıcan, kabak ve kırmızı biberlerin suyu süzülüp soğumaya bırakılıyor. Üzerine biraz daha Hatay zeytinyağı eklenen iç harç iyice yoğruluyor. Bu yemeklere de kolay diyemezler artık herhalde. Asla diyemezler çünkü dolma deyince insanın aklına pirinci kavuruyorsun, baharatını koyuyorsun ve hemen yapıyorsun gibi algılanıyor ama asla öyle değil. Gürbüz bir kaşık rica edebilir miyim? Tabii ki. Etli iç harçla doldurulan kuru patlıcan, kabak ve biberler pirzolaların üzerine yerleştiriliyor. Bu sonuncu galiba. Evet Gürbüz, sonuncuyu da dolduruyoruz. Şunu da bana yap bari. Gürbüz sana çok fazla yap. Yaptın mı gerçekten? Şu kalanları da yap, ziyan olmasınlar. Onlar yırtıldı. Üzerine su eklenen kuru dolma pişmeye bırakılıyor. Ve bir yemeğimiz bitti mi? Kuru dolma bitti. Şimdi sırada ne var? Şimdi hemen kaç dakikası kalmıştı düdüklünün? Ocağa ilk nohudu koymuştun değil mi? Evet Gürbüz. O zaman 38 dakika bitti. Ama bence nohutlar daha olmamıştır. 30 dakika, ben evde denedim. Nohutlar biraz daha haşlanmak üzere ocakta bırakılıyor. Sıra geldi ıspanaklı boraninin etini hazırlamaya. Vallahi çok iyi gidiyorsun. Sanki yıllardır bu yemekleri yapıyor gibisin. Yıllardır yapıyorum Gürbüz. İlk defa yaptığım yemekle yarışmayacağım. Değil mi ama? Denediğim yemekler. Bu arada biraz yarışmacıları konuşalım mı? Tamam, hangisini konuşalım? Yavuz Han'ı konuşmayalım. Masada çok konuşan kimse, ondan başlayalım mı? Fateme. En az konuşan Fateme değil mi? Kendisi İranlı biliyorsun. Fateme hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yani bir sene önce geldiğini söylüyor. Yemeklerden anladığını söylüyor. Ama bence sanki model olmaya gelmiş gibi hissediyor. Ya neden? Çünkü tırnakları uzun. Evet, bakımlı olmak suç değil. Ama gerçekten ben yarışmada yemek yapabileceğini düşünmüyorum Gürbüz. Ispanaklı borani çorbası için ufaltılan kuşbaşı etler yıkanıp sotelenmek üzere ocağa alınıyor. Ispanaklı borani çorbası Hatay usulü bir çorba. Erengül Hanım da Hataylı olduğunu söylemişti. Göresel bir lezzet yapmış. Eğer ki yoğurdunu kestirmezse ve içerisindeki nohutu da hazır kullanmazsa, kendisi haşlarsa güzel bir çorba. Eyvahlar olsun. Bakayım şöyle. Ay, yandı mı yoksa? Gürbüz yandı galiba. Ya. Yandı bence bu. Vallahi karamel gibi olmuş. Evet ama bunu kullanamam. Ne yapacağız şimdi? Yenisini yapacağım Gürbüz, risk alama. Vallahi hayat risklerle dolu. Sen de bir risk al, ne olacak? Evet, yanık mı vereyim? Ver tabii. Hayır. Ya karamelize olmuş diye çok beğenirlerse? Hayır, o risk alamam. Taş kadayıfları az pişirip
karamelize şerbetle dengelesen olmaz mı? Az pişerse bu sefer diyecekler ki hamur oldu. O zaman hemen şerbeti yeniden yapalım. Evet, gürbüz şerbetini hemen yeniden koyacağım. Taş kadayıfın şerbeti çok önemli. Ama maalesef yandı. Yandı. Vallahi karamelize kokusu mutfağa sardı resmen. Evet evet. Aslında onu ben bir şeyde kullansam mı? Nerede kullanacaksın? Tadı acı olur onun. Ay, ama tadı karamel gibi olmaz mı? Çok riskli şu anda. Şaka ediyorum ya. Şerbetimizin ölçüsü neydi bu arada? 3 kullanacağım. Eren Gül Hanım bugün çok gergin olacak. Çünkü ne kadar kendi bilmiş olduğu yemekler olsa da pişirdiği mutfak ortamı gerçekten çok gergin bir ortam. Ama tabii deneyimini kullanırsa zaten menü de çok basit. Binlerce defa yapmıştır aynı şeyleri. Zorlanacağını zannetmiyorum. Zorlanmaması gerekiyor. Baştan şerbet hazırlıyoruz maalesef. Bu arada biz soğanları yarım bırakmıştık. O doğradığın soğanlar çorbaya yetmez mi? Soğanı başka yerde de kullanacağım Gürbüz. Onun için onun devamını kullanmak istiyorum. Boraninin etlerine ben de bir bakayım. Vay! Kendi yağıyla soteleniyor değil mi? Vallahi çok güzel görünüyor. Biraz daha kaynatılan nohutlar ocaktan alınıp kontrol ediliyor. Ben de bir bakayım. Vallahi pişmişler sanki. Borani için haşlanan nohutların suyu süzülüyor. Boraninin eti soğan ve sıvı yağla kavruluyor. Dey ve ıspanaklar boraniye konulmak üzere doğranıyor. Sıvı yağla kavrulan ete elde doğranan sarımsaklar ekleniyor. Daha önce içmiş miydin Gürbüz bu çorbadan? Ben mi? Evet. Herhalde yani. Gerçekten? Tabii ki. Beğeniyor musun? Hem de çok. Ben borani çorbasına bayılırım. Kabaklı mı yoksa normal ıspanaklı mı yedin? Ispanaklı da yedim, kabaklı da yedim. Ben açıkçası 20 senelik ev hanımından daha bir çok beklentim vardı. Bu ne ya? Gerçekten bir yarışma burası. Bunlar şaka mı yapıyorlar? Ispanaklı borani ne demek ya? Vallahi şaka. Çok basit ve çok kolay bir şey. Bence Eren Gül Hanım çok kolaya kaçmış. Doğranmış ıspanaklar da etle birlikte kavrulup üzerine sıcak su ekleniyor. Son olarak haşlanmış nohutlar da ıspanaklı boraniye eklenerek pişmeye bırakılıyor. Sırada yeşillikler var. Şimdi bu yeşil soğanlar ne için? Şimdi tepsi kebabının malzemelerini ve kuru domatesin malzemelerini yıkayalım. Kuru domates salatasında başka hangi yeşillikler yeşil var? Yeşil soğan var Gürbüz. Kuru domatesin içinde salatanın. Taze nane, maydanoz biliyorsun yıkamıştık zaten. Onları kullanacağız. Menüye baktığında 3 tane kuruyla başlayan ürün var. Kuru cacık, kuru domates, kuru dolma. Böyle sürekli kuru bir şeylerden gitmiş. Çok böyle kuru okuyunca da yani insanın böyle iç açıcı bir lezzet olarak da gelmiyor açıkçası. İnşallah lezzetli olur. Yemekleri inşallah kuru olmaz menüde yazdığı gibi. Menüde yazdığı gibi çünkü yemekler çok kuru olursa puanlarımız da o şekilde kuru olacaktır. Şimdi ne yapıyorsun Eren Gülcüm? Şimdi tepsi kebabının iç harcını hazırlıyoruz. Diyeceksiniz ki neden elde doğramıyorsun? Ona bakarsanız tepsi kebabının etini de zırhta çekmek gerekiyor. Ama maalesef şu an öyle bir fırsatım yok. Sana tepsi kebabının etini neden zırhta çekmedin derler mi acaba? O zaman kurbanı da ben keseyim. Ama kebabın özelliği bu diyebilirler vallahi. Bence demezler. Dememeliler de zaten. Tepsi kebabının içinde neler var? Söylüyorum hemen. Kapya biber var içinde. Olmazsa olmazı. Soğan var. Sarımsak alacağım. Tepsi kebabı için soğan ve biberlerin üzerine maydanoz ve sarımsaklar eklenerek rondo da iyice ufaltılıyor. Çiğ köfte tepsisine alınan kıymanın üzerine rondo da ufaltılan malzemeler ekleniyor. Malzemelerin üzerine tuz, karabiber, kimyon, pul biber eklenip iyice yoğruluyor. Borani çok kaynıyor. Altını kısayım mı? Tam kısabilirsek iyi. Peki tuzlu yoğurt kesilmez mi? Hayır, hiç kesilmez. Çünkü o zaten büyük tencerelerde pişiyor. Kestirilerek yapılıyor o tuzlu yoğurdun özü o şekilde. İyi de çorbaya kesilmiş falan demesinler sonra. Desin çok sevinirim. Keşke aşçılardan biri dese bunu. Aşçılar demişken Sevda'yı konuştuk. Gelelim diğer aşçımıza. Ya Hasan Bey. Senin ezeli rakibin o galiba. Evet maalesef sürekli benimle uğraşıyor. Niye böyle yorumlar yapıyor sence? Yani aslında bence onun biraz algıda sıkıntısı var. Bize diyor ya sürekli algıda sıkıntınız var diye. Bence biraz saygısız. Sonra kendi söylediklerini de anlamıyor anladığım kadarıyla. Bizim konularımız da çok saptırıyor.
Dolayısıyla ben onun doğru yorum yaptığına inanmıyorum. Aşçı olduğuna hiç inanmıyorum. Hani dünya mutfağı diyor ya Gürbüz. Kurbağa bacağını duyunca yani nasıl şaşırabildi inanamadım. Hani benim şaşırmam çok normal. Gerçekten hani yemeyebilirim, bilmiyor olabilirim. Ama onun bunu bilmiyor olması, sonra lafı çevirip hani dünya mutfağından normal mutfağa geçmesi de enteresan. Kurbağa bacağı demişken, geçen hafta yarışmacımız kurbağa bacağı yapmıştı biliyorsun. Sen olsan yer miydin? Yerdim çünkü tadına bakmak isterdim açıkçası. Zaten direkt bacağı koymamıştır herhalde. İllaki bir galete falan bir şey yapmıştır diye düşünüyorum. Üzerine azar azar tuz eklenen tepsi kebabının malzemeleri iyice yoğruluyor. Hazırlanan et yuvarlak fırın tepsisine elle bastırılarak yerleştiriliyor. Cam tepsinin tabanına salça sürülüp diğer tepsiden ayrılan et yerleştiriliyor. Tepsideki etler üçgen şekilde kesilerek 8 parçaya ayrılıyor. Bu küçük tepsi kebabını da biz yeriz artık. Size biraz küçük dilimler yapalım, herkes yesin. Vallahi çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Gürbüz. Hadi hemen tepsi kebabının sosunu da hazırla bakalım. Şimdi sosun içine tam olarak neler koydun? Şu an biber salçası, domates salçası koydum. Suyla beraber biraz zeytinyağı ekleyip şimdi bunu açıyorum. Tepsi kebabının üzerine koyacağım. Erengül Hanım'ın bana 7 puan vermesi dün beni sevindirdi. Çünkü masada en adil davranan oydu. Ama şu an menüsüne baktığımda menüsünde çok zor veya el oyalayacak hiçbir şey yok. Ve dün eğer bana 7 puan vermeseydi bugün de benden yüksek bir puan zaten bekleyemezdi bu menüyle. Çünkü kendi menüsü benim menüme göre daha kolay ve daha pratik yapılacak bir şey. Bu menüyü açıkçası öğrenciler bile yapabilir. Erengül Hanım madem böyle bir menü yapıyor, böyle bir menü yaptıysa bana en az 9 puan vermesi gerekiyordu. 7 değil 9 isterdim. Çünkü benim önümde gerçekten uğraştırıcı ve ağır yemekler vardı. El oyalayan yemekler vardı. Ama Erengül Hanım'ın menüsünü birazcık zayıf buldum. Bu arada Kerim bir açıklama yapmış. Bakalım ne demiş? Kerim demiş ki Erengül'ün bana 7 puan vermesi beni sevindirdi. Ama kendi menüsünde zor bir şey yok. Bu menüyü öğrenciler bile yapabilir demiş. Şimdi şöyle, herkesin yapabildiği yemek var, yapamadığı yemek var. Ben Kerim Bey'in yemeğini yapabilirdim. Dolayısıyla herkes yapabildiği, başarı olduğu yemeği yapsın. Menü zor diye bir yarışmaya gelmedik anladığım kadarıyla. Sonuçta herkes usta olduğu, lezzetli bulduğu yemekleri yapıyor. Ha, bir de böyle bir menüsü varsa bana 7 değil, 9 vermesi lazımdı demiş. Tabii. Hatta büyük ödülü 75.000'i ona verelim. Salçalı sos dökülen tepsi kebabının en üstüne büyükçe dilimlenen domatesler yerleştiriliyor. Bu arada ilk yaptığın karamelize şerbetin içinde kaşık bile donmuş. Bu yeni bir sanat çalışması adeta. Elma şekeri varsa elmalı şeker yapabiliriz Gürbüz onunla değerlendirmek için. Bu eserle ne anlatmak istedin acaba? Orada sanatçının unuttuğunu anlatmak istedim. Büyükçe doğranan patates ve yeşil biberler de tepsi kebabının üzerine yerleştiriliyor. Hayırdır, ne yapıyorsun? Hemen sizinkini önce pişiriyorum. Önce biz tadalım diye mi? Evet, aynen öyle. Ana yemek tepsi kebabı fırında pişmeye hazır. Şimdi neye geçtik? Şimdi kurucacık yapıyorum. Gürbüz. Daha bulgur pilavın ve tatlın ortada yok. Son bir saat. Dün yine bir iftira geldi Yavuzhan Bey'den. Erengül Hanım'la benim anlaştığımı söyledi. Asla öyle bir şey yok. Eğer anlaşma varsa Yavuzhan Bey Sevda Hanım'la anlaşmıştır. Çünkü ilk gün gelir gelmez de sen de benim hemşerim misin, sen de Sakaryalı mısın gibi kendi kendine böyle konuşup aslında gülüştüler. Anlaştılarsa onlar anlaşmışlardır. Bizim herhangi bir anlaşma durumumuz söz konusu değil. Çünkü iki kişiden dün haksız puan aldım, 4 puan aldım. Bu iki kişi de Sevda Hanım'la Yavuzhan Bey'di. Bu arada Kerim bir açıklama daha yapmış. Kerim demiş ki Erengül'le aramızda bir anlaşma yok. Bence Sevda ve Yavuzhan anlaşmış. Zaten ikisi de hemşehri çıktı ve ilk gün görüştüler demiş. Aynen öyle. Çünkü dün de biliyorsunuz ki onlar birbirlerine 4 puan verdiler yarışmacıya. Burada kimin anlaştı çok net belli değil mi zaten? Bu anlaşma mevzusu nereden ortaya çıktı? Şimdi dün Yavuzhan Bey ikimizin anlaştığını hatta el ayak işareti yaptığımızı söyledi. Ayakta işaret yapsam Zuhal Hanım oradaydı biliyorsunuz. Zaten onun ayağına dokunurdum. Öyle bir iddiası var ama verdiği puana bakarsak Sevda Hanım'la ikisi zaten bence çok anlaşmışlar bu işe. Bu arada kurucacağı salatalık dışında başka neler girecek? Çok az bir diş sarımsak rendelemek istiyorum çünkü biraz tatlı olsun istiyorum. 75 bini kazanırsan ne yapmayı planlıyorsun? Şimdi benim iki tane ev kedim var. Dışarıdan aldım, tekir, sokak kedisi.
Onları besliyorum ama kapımın önünde 8 tane daha kedi var. Onlara da mama alıyorum. Gerçekten herkesin sokak kedilerine, sokak hayvanlarına ellerinden gelen yardımı göstermelerini istiyorum. Mama çok önemli. Mama da almak istiyorum onlara. Çünkü kendi kedilerin mamasını onlara da verdiğim için çok büyük masraf oluyor. Onları da kullanmak istiyorum. Çünkü onların gerçekten ağzı var, dili yok. Dolayısıyla bir şey isteyemiyorlar yani. Biz onlara yardım etmek durumundayız. Dilerim ödülü kazanıp bu hayalini gerçekleştirirsin. Peki vicdanın rahat mı? Rahat. Vicdan rahat. Çok rahat. Ya bugün ne derlerse desinler gerçekten ben kendime inanıyorum, güveniyorum. Burada kuzu da çevirsem eminim beğenmeyecekler. Çünkü dün kaburga dolmasına çok laf söylediler. Ama ne aşama olursa olsun bence eti lezzetliydi. Pilav için aynı şey söyleyemem. Madem günümü oynuyordum o zaman pilav tuzluydu, ona tuzlu demezdim. Kurucacık için elde küçük küçük doğranan salatalıklar nihayet hazır. Kuru domates salatası için yeşil soğanlar elde küçük küçük doğranıyor. Bol suyla yıkanan taze zahter incecik kesiliyor. Mağazada görsel tasarım sorumlusu olarak ne kadar çalıştın? 10 yıl çalıştım. 10 yıl sonunda çok zorlandım çünkü dizimden ameliyat olduğum için. Ayakta çalışmak gerçekten çok zor. İş yükü çok ağır gerçekten. Onun için ara vermek durumunda kaldım. İncecik doğranan taze zahter de yeşil soğanlara ekleniyor. Kurucacık için doğranan salatalıklara süzme yoğurt eklenip üzerine sarımsak rendeleniyor. Kurucacık da nihayet hazır mı? Okey, bunu dolaba koyabiliriz. Hemen koyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kuru domatesi doğruyoruz Gürbüz. O zaman sadece pilavla tatlın kalıyor. Evet Gürbüz. Kuru domatesler de uzunlamasına doğranarak diğer salata malzemelerine ekleniyor. Kuru domates salata salata değil ki, meze olarak kabul ediyorum. Bu salata değil. Hep aynı şeyler görüyoruz. Artık bir salata getireyim, bir salata yiyelim. Bir salata yok. Meze olarak salata gösteriyorlar mezeni. Kuru domates salatası da o da yine dediğimiz gibi basite kaçırmış. Hazır kuru domatesleri işte birkaç bir şeyin içine karıştıracak, yağlayacak, soslayacak, önümüze verecek. Kuru domatesler de Hatay'dan geldi değil mi? Evet, hepsini Hatay'dan getirdim. Kuzenim gitmişti yeni. Dedim ki bana bunları hemen alıyorsun. Orada kolu, komşu, akraba, kim de varsa bahçesinde toplanan, kurutulmuş. O şekilde aldım. Çünkü satın alınanlarda gerçekten sıkıntı oluyor. Çok sert oluyorlar. Ben hatta Hatay nar ekşisi satan bir yerden ekşi almak istedim. Dedim ki kilosu ne kadar? Şu kadar dediler. Tadına bakabilir miyim dedim. Ben Hataylıyım dedim. Adamın verdiği cevap şuydu. Abla sen bunu deneme dedi. Yani içinde gerçekten nar ekşisi yoktu anladığım kadarıyla. Doğranan maydanoz ve nanenin ardından elde ufaltılan cevizler, nar ekşisi ve zeytinyağıyla kuru domates salatasının lezzeti tamamlanıyor. İşte nefis kuru domates salatası Hatay usulü. Tepsi kebabında da salça var, salatada da domates var. Bir de bulgur pilavını salçalı yaparsa çorba ara yemek yoğurtlu, salça ana yemek salçalı domatesli. Çok karışık bir şey olacak. Mideme üzülüyorum, korkuyorum, inşallah rahatsızlanmam. Bu arada karışık kuru dolmamız ne durumda bir bakalım. Çok güzel görünüyor. Bence kesinlikle pişmiş Gülbüz. Bunu dinlenmeye bırakıyorum. Üzerine bir örtü kapatmak istiyorum. Taş kadayıf tatlısının hamuru için bir tatlı kaşığı kuru maya kaseye alınıyor. Ay, bu arada bulgur pilavının da demlenmesi lazım aslında. Evet Gürbüz, şu an planı değiştiriyorum ve hemen... Neye geçiyorsun? Pilava geçiyorum Gürbüz. Yıkanan bulgurlar tencereye alınıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Anlat lütfen. Pilavımı yapıyorum. Çok az tereyağıyla onu kavuracağım. Neden çok az tereyağı kullanıyorsun? Evet, çünkü üzerine biliyorsun... Ekmek kızartacağız. Tereyağıyla kavrulan bulgura tuz ekleniyor. Hemen ardından da birer kase et suyu ve sıcak su tencereye konuluyor. Hazır et suyu kullandın değil mi? Evet, hazır et suyu kullanıyorum. Aslında tavuk suyu çok yakışıyor. Bir tane tavuk budağı alıp haşlasaydın ya. Şöyle, ana yemeğim tepsi kebabı olduğu için etli. Diyecek ki arkadaşlar, o etli, o tavuklu hiç uyum olmamış diyeceklerdi. Buna meydan vermek istemedim açıkçası. Bu arada pilavın ekmeklerini ne zaman kızartacaksın? Şimdi hemen kızartacağım ki hazır olsun. Kuru pilavın üzerine konulacak kıtır ekmek için kare şeklinde doğranan ekmekler bol zeytinyağıyla ocakta kızartılıyor. Kendine rakip olarak gördüğün biri var mı? Şu anda geçmiş olan menülere bakarsam kimseyi kendime rakip görmüyorum açıkçası. Kuru maya, şeker ve tuz üzerine eklenen göz kararı sıcak suyla karıştırılıyor.
Ya keşke bu taş kadayıfı daha önce yapsaydın. Şimdi şöyle, ben evde denedim. İlk aslında taş kadayıfla başladım. Ama bekleme süresini de baz alarak maalesef yumuşadı. Onun için en sona yapmak istiyorum. Çünkü bunun gerçekten çıtır çıtır olması gerekiyor. Taş kadayıfın hamuru için bir bardak irmik diğer malzemelerle karıştırılıyor. Malzemelere bir bardak da un ekleniyor. Eyvah! Koş koş, ekmekler yanıyor. Evet. O süper, tam istediğim gibi olmuş. Bulgur pilavıyla sunulacak kıtır ekmekler kaseye alınıyor. Bu arada Sevda demiş ki, ailece akşam yemeğinde çıkartılacak yemekler demiş. Oo, yani kendisini çıkardığı menü davet sofrasına uygun bir menüydü. Kurumuş bonfile, patlıcan yatağı olmayan bir meze. Yani ben gerçekten boş yorum yaptıklarını düşünüyorum artık. Taş kadayıfın hamurunu kızartmak için kızartma tenceresine bolca sıvı yağ dökülüyor. Sulu kıvamdaki taş kadayıf hamuru hamur sıkma aparatıyla yağsız tavaya eşit şekilde dökülerek pişiriliyor. Yalnız hamurların birbirine değmesi sorun olur mu? Hayır, zaten kapatacağım onları. Kapatacağım için sorun olmayacak. Şimdi ne yapıyorsun? Cevizlerimi kırıyorum çünkü hemen hamurun içine koymam gerekiyor. Elde ufaltılan cevizlere toz şeker ekleniyor. Tek tarafı pişirilen taş kadayıflar tepsiye alınıyor. İki ayrı tavada taş kadayıf hamurlarının tek tarafı pişiriliyor. Hamurun pişirilmeyen kısmına şekerli ceviz konulup kenarlarından bastırılarak yarım ay şeklinde kapatılıyor. Taş kadayıf çok basit. Krep yapıyorsun, içine ceviz koyup hemen bir tane tatlı oldu. O kadar basit ve kolay. Erengül Hanım bence fail. Bitti. Erengül Hanım böyle bir menüyle hayatta birinci olamaz. Bence Erengül Hanım Kerim Bey'in yedek lastiği. Dün onun hayatını kurtardı. Salatasını hatırlattı. O salatayı söylemeseydi Kerim Bey'in sonuydu. 7 puanla birlikte son dokunuşu da yaptı zaten. Bugün de Kerim Bey'in onu destekleyeceğine çok inanıyorum. Bu arada Sevda, Kerim'in seni destekleyeceğini düşünüyormuş. Ben kimseden destek istemedim. Gerçekten yemeklerimin lezzetine puan versinler istiyorum. Onun için gerçekten adaletli olmalarını gerektiğini düşünüyorum. Kimse kimseyi burada tanımıyor. Onun için bence boş yorumlar yapmış. Ana yemeğimiz tepsi kebabı da nihayet fırında pişmeye başlıyor. Pişirilmeyen kısmına şekerli ceviz konulan taş kadayıf hamuru kenarlarından bastırılarak yarım ay şeklinde kapatılıyor. Bu taş kadayıf nerenin tatlısı? Bu Hatay'ın kendi özel taş kadayıfı. Hatay'a özel bir tatlı. İrmikten yapılıyor ve kızartılıyor. Bunun hamuru hazır da satılıyor aslında, değil mi? Evet, bunlar hazır da satılıyor. Beni çok kıskanıyorlar. Bir türlü iyi davranmadılar. Model olmaya gelmiş öyle. Zaten benim yüzümde estetik olan çok bir şey yok. Her günde bir şey laf ediyor. Dün zaten bir sürü dudağım için laf ettiler. Bence bu dudağı sadece ben kaldırıyorum. Ve onlara da zaten yakışmaz bu dudağı. Ve bu da benim güzelliğimi güzellik katmış. O kadar yeter. Belki onlar yapsalar onlara da bu kadar yakışmaz. Beni çok kıskanıyorlar. Hazırlanan taş kadayıflar bol yağda kızartılıyor. Her şeyi istediğin gibi yapabildin mi? Şu an tatlımdan memnun değilim. Hiç istediğim, hayal ettiğim gibi olmadı açıkçası. Evde çok denemiştim oysa ki. Peki ya diğer yemeklerin? Diğer yemeklerinde sıkıntı yok. Onlardan eminim. Bol yağda kızartılan taş kadayıflar soğuk şerbette bekletiliyor. Diğer taş kadayıflar bol yağda kızartılırken şerbette bekleyen tatlılar tepsiye alınıyor. Bu arada Fatemeh de neler demiş neler. Beni çok kıskanıyorlar demiş. Gerçekten neyini kıskanacağım anlam veremiyorum. O daha çok genç, tecrübesiz, hayatı daha görmemiş. Demiş ki beni çok kıskanıyorlar çünkü çok güzelim, çok bakımlıyım. Onlar benim kadar güzel değiller. O yüzden beni kıskanıyorlar. Benim yüzümde estetik olarak çok bir şey yok demiş. Çok bir şey yok derken bence yüzünde estetik bayağı var yani. O dudağı normal bir dudak değil. Ben o zaman tam orijinalim. Ve son 5 dakika. Çok az zaman kaldı. Taş kadayıf kaç tane oldu? Gürbüz yeterince oldu ama 2 tane servis etmek istiyordum. Peki şu an kaç tane servis edebileceksin? Şu an birer tane oldu. Taş kadayıf tatlısı da nihayet hazır. Hadi hemen mutfağını toparla bakalım. Biliyorsun Fatemeh mutfak konusunda çok hassas. Evet, çok titiz olduğunu söylüyor. O tırnakları zaten yarın yemek yaparsa ben ona asla puan vermeyeceğim. Ay, son 2 dakika. Hadi hemen tezgahını da sil. Bitti.
Hadi o zaman doğru giyinme. Bitti Gürbüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erengil, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ay ne güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ha ne yaptın, tamamladın mı? Hallettim, bütün yemeklerim hazır. Aa süper, kapıyı kapat istersen. Pardon. Vallahi Şerafettin dalar içeri. Gene çetesini tabii, merhaba. Zaten gene çetesini toplamışken, merhaba çocuklar. Giderek vallahi böyle bir oteller olur ya. Evet. Kediler köpekler için, oraya doğru gidiyoruz. Çok ortağım var artık Gürbüz. Bu evi, bu villayı sana tek başına bırakmazlar. Nasıl geçti yemeklerin? Güzel geçti Zuhal Hanım. Yetiştirdim yemeklerimi. Hatay mutfağından. Hatay mutfağı. Lezzetler sunacaksın bize. İnşallah evet arkadaşlarımla yiyeceğim. Masan, bu tabaklar. Evet, kendim her şeyimi özel getirttirdim. Sen mi gel? Ay evet, pamuk. Tabaklarım. Ay pamuklu çiçek. Onları Çukurova'dan getirttim. Çukurova, ben de diyecektim burada... bir Adana şeyi seziyorum orada. Evet. Ay burada selamlar. Burada plastik olduğu için ben orijinal pamuk getirttirdim. Vallahi çok güzelmiş ya. Harika harika. Ben beğendim renk uyumunu. Bak masa örtüsü koymamışsın runner'larla, evet, böyle. Misafirlerin geldi. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba Kerim, hoş geldin. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Gel canım. Merhaba, merhaba Sevda. Merhaba. Merhaba. Fatıma. Hoş nasılsın? Geldin. İyi, sen nasılsın Yusufan? Ben de. Yusufan mı? Yavuzhan. Yavuzhan da geçen haftaki Yusuf'u karıştırdım. Bebe Yusuf. Evet, hadi bakalım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Masanın bunlarını yapabilir miyiz Zuhal Hanım? Tabii ki. Ne oldu, hayırdır, bir kötü bir haber mi aldınız? Yo. Ne kadar enerjiniz düşük, herkes surat 5 karış. Ben dünden sonra suratım 5 karış. Ondan? O puanlardan sonra. Sizde ne var bu böyle bir... Bizde de puanlardan sonra zorlanın. Hangi puanlardan? Sen daha puan mı aldın? Beğenilmeyen yemeklere 7 puanlar, 6 puanlar. Ah sen de ona... o da diyor suratım 5 karış. Yemeğim beğenilmişti. Beğenildiği için zaten 7 puan, 6 puan aldım ben. Senin niye yüzün asık o zaman? Benim o puanlardan sonra çok zoruma gitti. 7'den sonra? Hayır, 4'lerden sonra. 2 tane 4 puan aldım. 2 tane 4 var. 2 tane adaletsiz 4 puan vardı. Çünkü tatlım beğenilmişti. Evet. Beğenilen tatlıdan sonra 2 tane 4 puan. Bence kabul edilir değildi. Masa çok güzel. Ben başlayabilirim, yorumlayabilirim masayı. Sadece şöyle bir şey isterdim. Bunlar runners anladığım kadarıyla. Evet, runners. Evet, runner'ları... üç tane runner olduğunu runners. S takısı kullanabiliriz çoğu. Evet, runner'ları kullanmışsınız ama keşke altında bir masa örtüsü kullansaydınız. Aa, niye? Çünkü direkt cama temas ettiğinizde işte orada daha hijyenik olmayabiliyor veya parmak izi vesaire kalabiliyor. Her belki türlü hijyen sağlandı, merak etmeyin. Böyle bir sofra bezi, bir şey, masa şimdi bezi. Şimdi herkes zaten klasik masa örtüsünün üzerine runner yapıyor. Ben farklı bir şey olsun bence istedim. Bence tarz. Bir de artık sonbahara giriyoruz arkadaşlar. Bir sonbahar renkleriyle, girdik. Hasırlarla ve pamuklarla sizi karşılamak istedim. Hasırlarla, pamuklarla. Evet. Hasır sepeti. Hepsini kendim getirdim. Hı hı. Hatay'dan özel el sepetlerim var, peçeteliklerim aynı şekilde hasır, pamuklarımı oradan özellikle getirttirdim gerçekten. Çukurova'dan pamuklar. Kendim hazırladım. Malzemeler de geldi mi yoksa Hatay'dan? Her şey geldi Zuhal Hanım. Kuruluklar falan, kuru dolma. Kuru dolmanlar, ekşisi, biber salçası, her şey. Her şey, yani aklınıza gelebilecek her şeyi getirdim. İnşallah yemekler de güzel olsun. İnşallah. Menü nasıl Sevda? Menü, yani tahmin ettiğim bir menü. Her ne zaman... tahmin etmiştin? Yani bir ev hanımının yöresel mutfağından her zaman yapabileceği, aslında çok da sadece misafirlerine değil de akşam yemeğinde ailesine sunabileceği. Yarışmalık bir menü değil mi? Değil bence. Ben Sevda Hanım'a teşekkür ediyorum yorumları için ama ben size katılmıyorum. Siz de aşçısınız ama yaptığınız bonfile kuruydu. Patlıcan yatağında sizinkileri de göreceğiz. Üzerine koymuşsunuz patlıcanı. Neyin? Dolayısıyla en azından alışık olduğunuz bir lezzeti tadacaksınız. Farklı bir şey sunmadım evet ama el lezzeti ve çok güvendiğim için... Hataylı olduğum için de size Hatay yemekleri sunmak istedim. İşte kendinizi fazla yormak istememişsiniz. Bildiğiniz İnanın şeyleri yapmak istemişsiniz. İnanın çok yorucu oldu. Siz de çalıştınız. Siz de aynı yarışmaya katıldınız. Çok emek veren bir şey. Kimse hani bunun arkasını... Risk almamışsınız. Biz risk aldık. Siz aldınız mı bonfileyle? Ben risk aldım. Ben sadece bonfile yapmadım. Ben kaburga dolması yaptım. Ben 8 çeşit yaptım. Kaburga dolması yaptım, riskti. Çiğ köfte yaptım, riskti. Risk aldım. Riskime niye puan vermediniz? Emek vardı. Çiğ köfte büyük bir emek vardı. Çiğ köfte riskli bir şey değil ki. Çiğ köfte riskli bir şey. Asla basit bir şey değil. Siz sadece çiğ köfte yaptınız hayatınızda?
Ben birçok çeşit gramajına kadar sana söyleyebilirim. Gramajına kadar söylersiniz mesela, ama yapamazsınız. Sor, yapamazsınız. Sor. Nasıl yapamazsınız? Yapamazsınız. Yapsaydı yaparsınız. Nereden biliyorsunuz? Bir el açması yoktu, bir yoğrulacak doğru düzgün bir şey yoktu menüsünde sadece. El açması yok muydu? Yoktu. O, sizin var mıydı el açması? O harçla el açmalısı demeyin yani, bir şey vardı o. Benim hamurum pişi gibi vardı. Bir şey. Aç aç. Elinizde böyle açarsınız onu. Olur canım, onu yoğuruyorsun, açıyorsun, kesiyorsun. Aç, aç, işte. Açarsınız, iki dakika kapatırsınız hiç yani. Hiç öyle değil işte. Yani aşçı ama benim yemeklerimi beğenmiyor. Kendi bonfile yaptı. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Ya bilmediğiniz için. Yani içi de hamurdu, onu da yapamamışsınız. Bilmediğiniz için. Hem basit hem de yapılmayan. En azından marulla birlikte bir bulgur getirmedim kimsenin önüne. Aa, bir çeşit dur. Koydum. Oraya geldiysek eğer iki çift sözüm var. İçine ketçap katıp. Heh, ben gittim özellikle. Dün arkadaşlarımla konuştum zaten yani. Onlar da tabii ki böyle bir güldüler, yok artık falan diye. Sonra ben girdim arama motorlarından. Şöyle tarifler var. Ev hanımları için pratik. Evde işte böyle farklı tarzlar denemek isteyen insanların biliyorsunuz çeşit çeşit tarifleri var. Kendileri işte bir lezzet katmak için böyle ben denedim çok güzel oldu hanımlar diye kendince amatörce reçeteleri, tariflerini paylaşan insanlar var. Ve o insanların bazılarının tariflerinde ketçap var. Evet, bulyon koyuyoruz, işte blender'a atıyoruz, robottan geçiriyoruz gibi tarifler var. Pratik tarifler var. Pratik tarifler. Gel gelelim, bu bir yemek yarışması. Yemek yarışmasına katılırken çiğ köfte diyorsan çiğ köfteyi çiğ köfte gibi yapacaksın. Çiğ köfte deyince Urfa'da, Antep'te, efendim Diyarbakır'da öyle mi yapılıyor çiğ şöyle köfte? Söylemek. Ustalar tarafından aşçılar öyle midir Yavuz Han? Sen daha hakimsin bu konuya. Zuhal Hanım, ben dün burada da dediğim gibi masada günün araştırmasını evde yapıyorum. Günün araştırmasını, günün araştırmasını evet, evde yapıyorum. Dün Türkiye'nin çok iyi bir haber gazetesinde bir makale gördüm. Adıyaman'da çiğ köfte ustaları etsiz çiğ köftenin kalitesiz yapımından dolayı ve maliyeti düşük olduğundan dolayı şikayetçi oldukları için evet. Bazı ustalar, usta olmayan ustalar, insanları kandırdıklarını düşünen ustalar salça yerine ketçap, renk yerine kiremit tozu katıldığını sunmuşlar. Ya var öyle insanlarda, o da ayrı. Baklavanın içine bezelye kurusu falan filan koyanlar var. Neler var? Kahve yerine bilmem ne, öyle çok insan var. Kerim Bey de bizi kandırabileceğini düşündü. Fabrikalarda bir saniye Kerim Bey. Fabrikalarda işte bulyon atıldığını falan söyledi. Hı-hı. Bunlardan da çok dert yanılmış. Adıyamanlı olarak, Adıyamanlı ustalar da bunlardan bir muzdarip şikayetçi. Ya çiğ köfteyi öyle lanse etmek bir yemek yarışmasında doğru değil. Çünkü çiğ köfte öyle bir şey değil. Aslında evet, bir devam etsin. Kanıtımla da geldim. Kendisi kabul etmeyebilir tabii ki. Kanıtımla da geldim. Neymiş, kanıtın araştırdım, geldi. Ettim. Şöyle arka cebinden kanıt şöyle göstereyim ben kanıtımı. Darla. Evet. 2019 tarihinde print mi ettin? Ha evet. Evet, print ettim. Okuyalım. 2019 tarihinde çiğ köftede kremit tuzu ve ketçap uyarısı. Adıyaman'da çiğ köfte ustaları günümüzde çok tüketilen etsiz çiğ köftenin maliyetini en aza indirebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ve köfteye baharat yerine kremit tuzu, salça yerine ise ketçap konulduğunu ifade ederek kalitesiz üretimlerden şikayet ettiler. Yemekteyiz programında bize kalitesiz çiğ köfte yediğiniz için teşekkür ederim. Kalitesiz değildi. Öncelikle malzemelerim kaliteliydi. Kalitesizdi. Hiçbir kaliteli kalitesiz malzeme yoktu içinde. Kaliteli ketçap kullan. Kaliteli et bulyonda hepsi de markaydı. Peki. Gayet şöyle güzeldi. Vereyim istiyorsanız yanınızda getirirsiniz. Adıyaman'da. Siz bence yanınızda ben taşıyın. Ben o kağıdı al, içine de çorbayı. Adıyaman'da da gösterirsiniz böyle böyle. Bir de yarışmacı da Adıyamanlı. Ben sana dün dedim valla hay Adıyaman'a sok. Adıyamanlılar evet, Kerim Bey Adıyaman'a sokmayacak. Zaten yüz ifadesinden de belli birazcık. Peki. Ama ben konuşurum. Ama şimdi bir konuşursun ama şimdi buna istiraden tabii ki onu da söyleyecekleri vardı ama yarışmacımızın da çorbası güme gitmesin. Evet. Borani çorbasıyla başlıyoruz. Borani çorbası arkadaşlar. Eline sağlık diyoruz. Buyursunlar. Yavuz Han Bey şov yapmaya gelmiş. Gazetelerle ne alaka? Dün şovunu yapmamış, bugün düşünmüş ne yapsam daha popüler olurum, onu getirmiş önümüze. Resmen şov yapmaya gelmiş, çiğ köfteyle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, bir bilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Makaleler okuyor, beni kıskandığını düşünüyorum. Bence kendi gününde böyle yemekler yapamayacak, benim gibi iddialı bir menü de çıkartamayacak. Bu yüzden kıskanarak çiğ köfte için araştırmaya girdiğini düşünüyorum. Bir şey yani, sorabilir miyim ben? Notları kendiniz haşladınız evet, mı? Evet, kendim haşladım. Yemekte kıl var.
Çorbada bu kıl olabilir, bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Dökmeden şu kaşıkta. Kıl da olabilir, olmayabilir de bilmiyorum. Yok, ıspanak alsana eline. Sen kendin al. Bir saniye. Kıl olsa şey çok belli olur ama. Şöyle bakın. Yok, değil, kıl değil. Ispanak. Ispanak, ıspanak. Ispanağın ip tarafı büyük ıspanak. Ispanağın şeyi, evet. Ha, tamam, kıl okay. Değil, tamam. Ispanağı kendi bahçemden getirdim. Aa, bahçemde ıspanak bir bahçem var. Ne güzel. Onun bahçesinde biber, patlıcan, fasulye, soğan, sarımsak. Yani aklınıza gelebilecek her şey var arkadaşlar. Aman ne güzel bir şey yapıyorsun. Özellikle sizin için gerçekten Sera'da yetiştirdiğim baby ıspanaklarımı getirdim özellikle. Oo baby. Aynen. Ispanak. Peki. Bebek gibi. Eline sağlık diyelim ve Sevda ile başlayalım. Sevda söyle bakalım nasıl buldun çorbayı? Öncelikle biraz sulu buldum. He. Kıvam olarak biraz daha katı olabilirdi. Benim çorbam için çok yağlı denilmişti. Bu da yine yoğurtlu ve ıspanaklı bir çorba. Sadece ekstradan içerisinde et var ama Boran çorbasının içerisinde et olmuyor bildiğim kadarıyla. Yok benim baktığım tariflerde. Siz et katmışsınız. Şöyle. Evet. Bana pirinç katmadınız demiştiniz. Ben sizi dinliyorum. Siz de üstüne bir şeyler katmışsınız. Üstüne bir şey katmadım ama dinliyorum sizi. Yani eklemişsiniz öyle diyeyim tarife. Evet. Onun dışında bana içine bir et suyu mu koydunuz? Yani kemik İçinde suyu mu var? Olmasın? İçinde et var ama ekstradan bir et suyu, kemik suyu var mı? Araştırdığınızda nasıl yapıldığını bana anlatabilir misiniz? Ben şimdi size nasıl yapıldığını anlatmıyorum. Hayır, şu anda önce bir yorum ya, soruyorum. Et suyuyla mı yaptınız? Var mı diyorum. Söylüyorsunuz. Bakın soruyorum. Diyorum ki içerisinde et suyu veya kemik suyu var mı? Hayır yok. Ha, onu soruyorum sadece. Onun cevabını içinde. İstiyorum et sizden. Et var içinde. Et olmadığını biliyorum. Biraz diri kalmış nohutlarınız. Yani bana gelenler öyle bilmiyorum. Ben de ve çok üzerinde yağ var. Dediğim gibi siz özellikle hepiniz bana çok yorum yapmıştınız çok yağlı diye. Şey pardon. Bana böyle ağır bir et kokusu geldi yani. Ağır et olduğu için. Öyle çıkmış yani. Şu nohutu bir cevaplar mısınız? Sana da mı diri geldi? Bana gelmedi. Diri geldi. Sana? Benim de nohutlarım diriydi. Ya. Yok acaba, bana diri gelmedi. Bana da diri geldi. Mümkün değil arkadaşlar. Bana zaten 40 acaba dakika nohut bazıları daha yaşlandı, bazıları daha mı şey oldu? Şöyle göster. Şişme potansiyeli zaten. Şişmemişti zaten nohutları. Şişmemiş mi? Evet. Yani ben... Şu an diri. Hani... Hayır. Kaç şöyle, dakika haşladın herhangi? 40 dakika haşlandı. Özellikle iki defa da kontrol ettim. Ama önden bir ıslatma yapmadığınız için. Vallahi benimki helva gibi. Şimdi arkadaşlar hazır almadığım için, kendim yaptığım için düdüklüde bunu 35 dakika pişirdim. Sonra tekrar açtım. İçi gerçekten biraz dişe geliyordu. Sonra tekrar bir 5 dakika daha pişirdim ve gerçekten biraz daha pişse bunun kabukları dağılır, ikiye bölünürdü. Benim yediklerim biraz diri kalmıştı sadece. Dediğim gibi çok herhalde beğenmedin Sevda. Çok sıvı. Bir de bana şey geldi. Çok sıvı. Çorban çok sıvıymış. Evet çok sıvı. Bir de bana şey böyle ağır bir et kokusu geldi. Yani o baskın gelmiş. Yani bu çorbanın içeriğinde baskın gelen et mi olmalı? Yoğurt mu olmalı, ıspanak et mı olmalı? Et açıkla istersen. Normalde evet. Olmaz diyor. Doğru mudur bu bilgi? Hayır. Şimdi orijinalinde Hatay'da bu etli, nohutlu ve tuzlu yoğurtla yapılır. Nasıl araştırdınız bilmiyorum ama bunun içindeki yoğurt normal bir yoğurt değil. Tuzlu yoğurttan yapılıyor. Yani keçi sütünden yapılıyor. Yani ekstra yoğurt ya da krema katmıyorum. Orijinali de kesinlikle etidir. Bunun peki. Özellikle dana eti. Yani kuzu eti olsa evet kokmasını anlayabilirim ben ama dana eti. Ben bir koku almadım. Eti. Koku alan var mı etten? Kokuyor. Gelmiyor. Bana da gelmiyor. Bana dana geldi. Eti nasıl kokar ki? Yani, acaba neyden dolayı koku geldi? Kıvamıyla da ilgili şunu söyleyebilirim. O yüzden söyleyebilirim. Zaten şeyi. Şimdi çorba olduğu için buna zaten ekstra ölçünün dışında su katma şansımız farklı yok. Farklı bir yağ bir şey kullandın mı bizim bilmediğimiz? Hayır kendim saf zeytinyağıyla yaptım. Anladım. Ya Uzan sen ne söyleyebilirsin çorbayla ilgili bize? Nohutları bana da diri geldi. Pişmişler de var ama içine çok takır takır olanlar da var. Takır takır. Evet, yoğurdu kendiniz mi getirdiniz? Yoğurdu kendiniz sürpriz. Mi getirdiniz? Yoğurdu kendiniz mi getirdiniz? Evet, her şeyi kendim getirdim. O koku büyük bir ihtimalle keçi sütünün az bir şey vermiş olduğu bir aroma. Ben de hafiften alırım ama rahatsız edecek kadar değil. Ama bu pişmiş böyle tuzla iyice kavrulmuş. Anlıyorum ve ben hanımefendinin et kokuyor yorumuna karşılık diyorum. Hani et kokusu yok, dana eti kokmuyor. Teşekkür. Hafiften bir keçi eti. Keçi sütü kokusu var. Keçi etiyle keçi yapmış. Keçi sütü kokmaz mümkün değil. Çünkü bu pişiyor yoğurda dönüş. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle şimdi ben aldığımı ekle... söylüyorum. Okey. Siz... Belki ben keçi sütü dediğim için şimdi siz o yorumu kattınız. Alakası yok. Hayır ben ilk kemik suyuyla mı yaptı diye evet. Soracaktım. Kendisi sordu. Sadece özdeşmemiş. Bunun özdeşme gibi şansı yok. Çünkü tuzlu yoğurdun kendisi zaten kıvamla ürünler özlü bir şey. Ürünler birbirine özdeşmemiş. Özdeşmemiş. Ama o zaman mama kıvamı olmaz mıydı? Özleşmemişteki kastım lezzetler bakımından özleşmemiş. Birbirinin içine tam geçmemiş lezzetler. Bir saat kaynadı bu halinin. Peki Fatma sen de dinleyin. Evet ben çok beğendim. Sadece biraz yağ biraz çok fazla geldi evet, bana. Evet şu yağını fazla evet. Koyuyorsunuz. Nohut gayet güzel pişmiş. Vallahi benimki de evet, pişmiş. Evet gayet güzel pişmiş. Size mi acaba bazı renk geldi? Sen de beğeniyorsunuz. Gösterebilsem. Hayır ben öyle değil. Beğenmediğiniz hiçbir şey yok.
Her şey beğeniyorsun. Bak, kavuk çıktı. İki gün önce zaten yiyorsunuz. Bir şey konuştuk. Bir şey beğenmiyorsun. Şimdi diyorsun bir şey... Beğenmeye devam. Beğen, lütfen beğenmeye evet, devam edin. Evet, beğeniyorum. Zaten çok güzel. Sizden de gayet güzel çorba yapmış. Eminim, onda şükür evet, yok. Evet. Evet, siz bence, zaten aslında ben yağ olayı tartıştık da bakın şunun üstü yağ, yağdan konuşmayın. Bir baskı çıkmaya çalışmak evet. için böyle bir üst üste konuşuyorsunuz aynı anda ya anlaşılmıyor. Hanginizi dinleyeyim, kim tercih ben, eder? Özel kurslar mı almış? Evet, özel kurslar almışsınız ben. Ama önümüze ne çorbasını getirdiniz? Ne çorbası getirdiniz? Ne çorbası getirdiniz? Soruyorum ne çorbası getirdiniz? Bakın siz aşçısınız, siz anlatınız. Tamam, sen evet. yedin. Ne çorbası evet. olduğunu hatırlıyor musun acaba? Pirinci ben, olmayan, evet, ıspanağı çok az, dereotu ağırlıklı olan bir çorba geldi. Ama bakın, kıvamı olmamış. Dereotu baskın bir baharattır. Kişniş baskın ama onun bir baharattır. Ben onları öne çıkarmadım. Ispanak olması lazım, pirinç koymamışsınız ben ya. Ben onları bana öne çıkarmadım. Et olması gerekiyor mu? Öne ya araştırmamışsınız. Şey neydi? Öne çıkardığınız şey neydi çorbadan? Suyu. Ben hepsini... Çorbanın suyuydu. Benim ben asla çorbam bu şekilde cıvık bir çorba değildi. Sizinki gayet bundan daha bu cıvık ayran kıvamındaydı. Ayran gayet kıvamlıydı. Çorbayı yaparken bütün lezzetler aynı oranda olmalı asla, ki. Asla çorba aynı oranda bu şekilde olmalı ki. Olur. Dün benim çorbama da sıvı hepsinden, dedim. Çorba tek muhallebi hepsinden... olmaz. Çorba bu şekilde böyle akışkan olur. Konuşma. Şimdi bağlamalı bir çorba şuradan, olsaydı söylediğinize katılırım. Şu elinize pansuman yapalım. Neden? Dün özür dilemedik kızınız ya. Hayır hiç bunu de gerek yok. Bunu telafi edelim size. Hiç de gerek yok çiçeği yani. Çiçeği mi bozdur ama? Kendi pansuman aynen çiçek öyle. Çiçek değil bu zaten. Pamuk çiçek işte. Pamuk yani. Nasıl yani? Masada bir çiçek ama sonuçta. Yani pamuk yani bildiğimiz pamuk. Yani çiçek statüsüne çok amaçlı, ne güzel işte bir Allah pansuman gibi durumda. Değişik ama güzel çok değil mi? Bu farklı fikirler. Bence, çok... bence bu masaya çok uygun olmuş. Çünkü neden? Bugün ayılıp bayılmak isteyenler olabilir. Pamuğu kullanabiliriz. Nasıl yani? Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Siz de beğendiniz mi? Garip bir hava esti şu an masanın bir hafif böyle bir... Ben kulaklarımı tıkarım diye düşünmüştüm lütfen. Ama... Ha, bunun için mi getirdiniz? Bunun için mi getirdiniz? Bu da güzel. Yok evet. Asla onun yani güzel yapmadığınızı siz kim neresi tıkamak istiyorsa... Yani, pamuk şişi. Birisi parmağına basmak ister. Kimisi kulağını yani. Tıkamak, kimisi burnu bilmiyorum. Niyet önemli. Niyet önemli. Kerim sen ne ben, nedir durumun? Benim şöyle... benim pamuğa şu andaki ihtiyacım yok. Pamuk ona Allah... Üstünde çok fazla yağ var. Bu kadar yağ fazla. Ne gerek var bu kadar yağ koyuyorsun? Sorudan katılmıyoruz öyle. Yani ha biliyorum içinde de gene de biraz fazla koyuyorsun. Çok fazla yağ var. Hassiyetin yağ olunca. Onun haricinde tarife baktığımda et yoktu. Et yoktu ama var mı diyorsunuz. Orijinali hatta şey gibi senin çiğ köftenin işte... buluyor tamam, musun? Tamam farklı ketçap versiyonlarda yapılabilir ve ben bunu kabul ediyorum. Farklı versiyonlar, siz tamam, de kabul ediyorsunuz değil mi? Şöyle bir şey oluyor. Çiğ köftede. Bir saniye Kerim. Yöresel et yemeklerde o yöre içerisinde, o şehir içerisinde evet. de farklı farklı bölgelerinde farklı yapılabiliyor. Evet. Kimi bölgede et koyarlar, kimisinde koymazlar gibi gibi yani. Evet. Ama olmazsa olmazı gerçekten nohut, tuzlu yoğurt ve etidir. Evet, başka evet. bir şey beni olamaz. Sadece yağ rahatsız etti. Nohut pişmemiş dedim ama biraz hani biraz daha pişse daha böyle yumuşak i̇şte olacaktı. İkiye ayrılırdı, kabuğu soyulurdu. Onu da laf ederdiniz eminim. Onun haricinde çorbanız genel olarak beğenmedim. Beğenmedim. Beğenir gibi başladı yola evet. çıkarken bir hava estirdi sonra ama beğenmedim. Kerim Bey çiğ köftesi gibi pek kararsız. Pek eline sağlık afiyet diyelim. Ne çiğ köfte gibi? Çiğ köftesi gibi kararsız. Kararsız değilim beyefendi. Ben çiğ köfteyi o şekilde yapıyorum. O şekilde yapma, uyarladım. Kerim, yapma. Uyarladım. Ya da evinde yap kardeşim. Evinde yap. Belki hoşuna gider insanların. Aa ne güzel böyle de oluyormuş derler. Kendileri de uygularlar. Biz ona karışmayız. Herkesin fikrine, icraatine, efendim, tariflerine saygımız var. Anlamam ama saygı duyarım. Yapabilir ama normalde çiğ köftenin içine bulyon ve ketçap girmez. Ispanaklı borani çorbası bence orijinal değildi. Çünkü orijinalinde ben baktığımda et konmazdı. Ama et konmuştu çorbasına. Çorbasını iki güne rağmen daha iyiydi. Ben çorbasını tık beğendim. 4 verdiğime pişman değilim. Dürüst hani oldum. Hak ettiğiniz zaten 4'tü. Menünüzde tutulabilecek bir yan yoktu. Pilavınız yağ yağ akıyordu ve dün şu konu da konuşulmadı. Kaburga etini oradan elinizle tuttunuz ve attınız. Bu masada da bunlar niye elimle tutup dikkat atmadım, edilmedi onu da anlamadım. Elimle atıp sonuçta tutup biz atmadım. Bir yarışma programındayız. Burada kameralar var. Tabağa bıraktım. Kerim Bey, kemiğinden burada tuttum. Beraber konuşuyoruz. Burada kameralar var. Lütfen. Burada kameralar var. Yemek programındayız. İnsanlara yemek gösteriyoruz. Siz o eti aldınız ve attınız. Görenler de vardı. Niye bu konu, bu masa hakkında bu kadar tartışılmadı ya da üzerinde durulmadı bunu da merak çünkü ediyorum. Çünkü eti tutup atmadım. Çünkü eti tutup attınız. Atmadım. Maşayla tutmanız gerektiğini söylediğinde Eren Gül Hanım... Siz bahane buluyorsunuz. Bahane buluyorsunuz. Benim etim pişmişti. Lokum lokumdu. Koskoca kaburga etini ben 2,5 saat içerisinde, onca yemek içerisinde yaptım.
kemikten ayrılıyordu et. O et o şekilde gelmez o kıvama. İşte et yoktu ki ama. O et vardı. Nasıl yoktu? Yanlış ya, teknikle haşladığınızı vardı. Söylediniz koskoca yoktu. Koskoca kaburga vardı. O et helva gibi dağılıyordu. O eti pişirmek kolay mı ya? Kaburga etini pişirmek kolay mı? İç pilav yaptım. Kaburga eti yaptım. Sebze salatası yaptım. Tane tane yaptım. Robotla blenderdan geçirmedim. Hepsi yemekte. Hepiniz tatlımı beğendiniz. Masadaki 4 kişi benim tatlımı beğendi. Orada büyük bir yemek vardı. Hiçbir şey beğenmediysen tatlıyı beğendin. Onca yemek vardı. Minimum 5'ti. Dörtleri hak etmedi gerçekten. Gerçekten aşçı dedikleri kişiler doğru yorumlar yapmıyorlar. Kendi gününü düşünüyorsan bile 5 vermek zorundaydın. Siz de adaletsizlik pilavları yaptınız. Pilavları suyun içinden süzüp siz çıkarttınız. Siz de gözümle gördüm. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani pilavları suyun içinden... Adaletsizlik yaptınız. Sizin hiçbir şeyiniz olmamıştı. Etini o kadar pişirmiştin yemedim. Ki. Ara sıcağınızı yemedim. O zaman konuşalım. Etinizi ara kadar... sıcağınızı. Bir tek çerkezle onu yedim. En azından yenilebilir şeyler yaptım. Sen etini o kadar çok pişirmiştin ki et kayboldu. Et, yani et yoktu. Et diye bir şey yoktu. Yenilebilecek bir şey yoktu. Et buharlaştı mı? Yani bir şey söyleyeceğim. Orada o kadar ben büyük bir et varken bizim tabağımıza sırf yağ geldi. Hak etmediğimizi düşündü herhalde. Ya ben sıyırmaya çalışıyorum. Et bulmaya çalışıyorum. Niye koymadın da şu kadar bir şerit böyle bir et şöyle yassı değişik bir şekil vermişsin. Ben bakıyorum orada koca kaburga duruyor. Niye daha fazla koymadın tabakları? Pilavın daha çok da etten. Sürem bitmek üzereydi. Acele davrandım. Ha acelede. Servis süremde çünkü gecikiyordum. O zaman haksızlar mı et yoktu demekti? Et vardı. Tadına bakılabilecek kadar olan vardı. Olan et oradaydı. Burada yok. Çok kötüydü. Kerim Bey bunun açıklamasını bize yapsaydınız. Sürem bitiyor ama ben size et yedirmek istiyorum. Şerit vermek istemiyorum deseydiniz ki Fatıma Hanım'a şerit gitti. Burada et olmadığını tabağında kendi dile getirdi. Kendi dile getirdi ama 6 puan verdi. 7 puanı Erengül Hanım verdi. Ha Erengül verdi. Çünkü ben Fatıma Hanım'ın ilk gün Sevda Hanım'a beğenmediğim halde beğendiği halde beğenmedim dedi. Sevda pirincine... Hanım önümüze bir şey çıkarmadı ki. 8 şey çıkardım. Evet. Nasıl çıkarmadım? Hepsi bir şey çıkarmadın. Hepsi yenilebilir şeylerdi. Hepsi yenilebilir şeylerdi. Sessiz sakin kaldınız. Ben ilk gündeydim ve yemeklerinizi bile savunmadınız. Ben... Sadece aynen. Kendi gününüzde oynadınız. Size kurduğum masa, bakın şu masaya kendi bakın. Gün... Ha, dünden bir tık daha iyi. Siz zaten masamı gördüğünüz zaman dünden bitmişti olay. Ben size uzaya o yemekleri mekikle fırlatsaydım yine değişen bir şey olmayacaktı. Mekikle Sevda. Yani farkındaydım ben. Zaten masada bir duvara evet. Çarpmıştınız. Zaten oturmuşsunuz kendiniz. Yani şu an mesela bu masayı çok beğeniyorsunuz. Evet dünden bir tık daha iyi. Dün masam ama çok güzeldi. Ama ben çiçeklerimle, tasarımımla, peşeteliklerimle, her şeyimle çok benim özendim. Dün masam çok özendi. Yani sizi bir misafir gibi ağırladım. Masası çok yemeklerim de yenilebilirdi. Benim masamda eksik olan şey neydi? Sizin masanız eksik olan şey hayır masa düzeniyle ilgili diyorum. Siz lezzet. Lafı değiştirmeyin. Masa düzeniyle ilgili neydi? Eksiklikten bahsetmiyorum. Sadece çok sade ve basitti yani. Sade basit ne demek ya? Her benim şeyim vardır. Anılarımda var. Sadece çiçeğimiz bile özen göstermemiştiniz. Neyim? Çiçek. Çiçeğim özen göstermemişsin evet. Diyorsun. Boş bir cam var burada. Benimki vazoydu. Kocaman gümbür Kerim Bey, gümbür bir çiçekti ya. Öğretmenler gününe getirilecek bir çiçek masaya gümbür konuluydu. Gümbür gümbür kocaman bir çiçekti ya. Bu çiçeği hanginiz yaptırdınız? Masayı çok beğendiniz bugün. Çok beğendim. Çok da şık. Şimdi elde koyuyorum ya bana da laf edecekler mi acaba gördüklerinde eliyle koyuyor diye. Dün Kerim Bey 4 puanı hak etmedi. Bence 5 olabilirdi ama o ikili beraber anlaşmışlar ve anlaşma yapmışlar. Bundan böyle de düşük puanlar verecekler. Sevda Hanım zaten kendi gününe oynadı. Şimdi de oyuna devam ediyor. Yarın daha başka bir planla gelecekler ve düşük puanlar verecekler. Kusura bakma bana göre 7 de değildi senin yemeklerin. Yani ana yemekte çok majör hatalarım vardı. Gerçekten o pilavı ben de gördüm. Suyun içinden çıkarttın. Niye öyle oldu? Çünkü haşlama şöyle... Haşlama tadı aldım ben. Zuhal Hanım orada benim bir hatam oldu. Ne oldu? Ben onu pişirirken tabanında su vardı. Evet. Ben onu servis ederken... Kuru bir zemini alıp kuru bir zeminde doğramam gerekiyordu. Ben o kaburgayı doğradığım an içindeki pilavlar suyun içine düştü. Aa, suyun içine düştüğü için de... Müthiş bir su tadı aldık. Ben onu çok fazla burada dile getirmedim ama... Servis seni kısmında... Gidi. Bak Sevda yakalamış ama. Servis kısmında... Suyun içinden süzdürüp aldı ya. Su da ya haşlanmış yani. Dedim yani. Ama ben hani... olmamış ya da olmamış dedim. Yani. Kaburga sarılır normalde. Pilav kaburga, içine koyulur, dolması sarılır. Kaburga sarması değil, dolma. Ama sarma değil. Ama şimdi böyle gelir ya içinde, zaten. Dışında etle, içinde şeyle böyle keser çıkartırsa kalıp gibi böyle. Dolmanın amacı sarmadır zaten. Sonradan ilk kestimde pilavlar suyu çektiklerinde gördüler. Tabii. Ama benim bak yine söylüyorum. Kaburgamı eğer ki bunu ben zaten doğru bir şekilde söylüyorum. Kaburgamı kuru bir zemine alıp kuru bir zeminle doğrasaydım pirinçleri de daha çok beğenecektiniz. Etle de zaten herhangi bir problem olmayacaktı ama orada ben bir şey yaşadım. Talihsizlik yaşadım, suyun içine düşürdüm pilavlarımı.
İşte yapacak bir şey yok. Doğru, dürüst doğru olan bu yani. Peki, ama niye dürüst olmadınız? Dörtlük müydü? Değildi. Dörtlük değildi. Dörtlük masa, dörtlük masaydı. Değildi. Siz bakalım ne çıkartacaksınız? Çok güzel siz bir masa çıkartacağım. Siz bakalım ne çıkartacaksınız? Çok nasıl güzel bir masa çıkartacağız. Ve kendi masamı da şimdiden gurur duyuyorum. Hepinizden de daha iyi bir masa çıkartacağım. İnşallah çok göreceğiz. Çok iyi bir menüm var. İnşallah hadi göreceğiz. Aşçı zaten şef, aşçı. Şef öyle değil, bir beklentimiz aşçı. Var tabii. Aşçı. Tabii. Aşçı, lokanta aşçısı. Fark etmiyor. En azından sizin gibi yani mutfağa başladığım gibi beceriksizlikten parmağımı bu kesmiyorum. Bu benim mesleğim demiyorum. Bu beceriksizlikten parmağımı kesmiyorum. Ne alakası var? Çok bu alakası insan var. Her insanın başına gelebilir. Girdiğiniz gibi, her insanın başına girdiğiniz gelebilir. Gibi hemen arkadaşlar başladınız. Arkadaşlar içecek ister misiniz? Su alabilir miyim? Su bardağınızı kola, doldurdu. Kola varsa pardon. Kola rica ederim. Tabii. Girdiğiniz gibi biz size merhaba dedik. Siz parmağımı kestim işte bana bir geçmiş olsun demiyorsunuz etmiyorsunuz. Demediniz. Ama belki hijyen için taktınız. Nereden bilebiliriz? Hijyen için kim servis yaptı bugüne kadar? Ama diyebilirsiniz ki arkadaşım. Benim ellerimde şey mi var? İşte izlemeden... Eldivenle çok servis yapan oldu. Yok masada eldivenle oturan. Oturan değil ama eldivenle servis yapan. Ama biz yapan oturmadan siz girdiğimiz gibi bize çıkış yaptınız. Anlayabiliyor musunuz? Ama şimdi ben şeyi çok doğru bulmadım bu lafı ya. Lokanta aşçısı ne demek? Zuhal Hanım çok fazla ben yemekten anladığını düşünmüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Lokantadakiler aşçı değil mi? Yok, emekleri, tecrübeleri şey, yok mu insanların? Lokantadan yani? Kastım şu, kendisini burada çok böyle ünlü restoranlarda... Esnaf lokantaları da var ya, birçok insanı cebinden ama. Çıkarır lezzette Kerim, falan. Valla arada Bey. Gidin yiyin bence esnaf lokantalarında. Kerim Bey, dünkü saray sarması dedi mi tatlınız? Çok kendi misafiriniz sizin nasıl, vermiş olduğunuz tatlıyı yemedi. Bir şey yoksa alabilirim. Nasıl? Yemedi. Kendi misafiriniz saray saymasını siz ikram ettiniz kendi misafirinizi. Yemişti. Kendi misafiriniz yemedi. Yemişti. İspatlarım. Kim kendi misafirini anlayamadım. Nasıl ispatlayacaksınız? Siz tabağı sundunuz. Tamam, bu benim nasıl tabağı. İspatlayacaksınız? Bu benim İspatlama tabağı. Şeklinizi söyleyin. Onu bu benim tabağı. Merak ben bir saniye. Arkadaşımı mı çektiniz? Siz arkadaşımın fotoğrafını mı çektiniz? Hangi arkadaşın ya? Benim yanımda bir tane ziyaret eden benimle birlikte. Dün mü? Evet gelen işte tamam. Yemedi ispatlarım diyor. Nasıl ispatlayacaksın? İzinsiz fotoğrafını mı çektin? Yok ben tabağı çektim. Nasıl ispatlayacaksın? Sen benim arkadaşımın fotoğrafını çekemezsin. Sen fotoğrafını mı? Arkadaşımın fotoğrafını. Ben senin fotoğrafını çekmedim. Çıkışta mı oluyor? Çıkışta fotoğrafını çekmiş izinsiz bir şekilde kimsenin ama şahsi olabilir. Fotoğrafını çekemez. Bir saniye yapmış mı bunu? Yapmış itiraf ediyor şu an. Bir saniye bir dinleyeyim olayı. Dün... Çıkışta Kerim Bey kendi tatlısını arkadaşına ikram etti. Bu benim tatlım dedi. Arkadaşım, sen de gördün mü ikram ederken? Ben de gördüm. İkram ederken gördüm. Yan yanaydık. Arkadaşı da şöyle bir eşeledi. Bıraktı. Ben de tabağın resmini çektim. Tabağın resmini sen çektim. Nasıl tabağın resmini çektin? Uzat çekeyim mi dedin? Nasıl? Resmi göstersin. Evet ben de gösterebilirim. Arkadaşımı çekemezsin izinsiz bir şekilde. Arkadaşını çekmemiş, tabağını çekmiş. Tabağını çekmesi imkansız Zuhal Hanım. Tabağı elindeyken arkadaşım da çıkacak. Nasıl çekecek? Belki sadece o kısmını mı çekti? Ne çekemezsin. Yaptı? İzinsiz bir şekilde kimseyi çekemezsin. Evet çekmemen lazım. Çekemezsin. Allah Allah. Ama çok ciddiyim hani çekemezsin. Bak bir yarışmadayız diye bu tarz şeylere gireceksin ama çekemezsin. Çok netim çekemezsin. Hayır şunu söylesen bize ciddiyim çekemezsin. Yemedi, başka hani şaklabanlıklara hiç gerek yok. Hayran şunluklara gerek yok. Benim arkadaşımı çekemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Bence arkadaşınızı iyi seçin. Kelimelerinize dikkat edin. Artı sen gerçekten yani izinsiz öyle bir şey yaptıysan doğru bir davranış değil bu da yani. Ama şunu gelip ben dün gördüm Zuhal Hanım yemedi vallahi arkadaşı o var şimdi niye fotoğrafını çekiyorsun? Tabağın resmini çektim ve arkadaşlara da söyledim. Tabağı mı çekmiş? Tabağı çekmiş. Evet arkadaşımkini çekmiş. Doğru bir şey değil o zaten. Masada beni çok sinirlendirdi Yavuz Han Bey. Çünkü arkadaşımın tatlısını yemediğini ve onu çektiğini söyledi. Bu durum çok kötü. Kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü kimse izinsiz kimse çekemez. İspatın var deyince nasıl ispatın var diye zorlayınca fotoğraf çektim dedi. Bu durum asla kabul edilebilir bir durum değil. Burada da yine şov yapmaya gelmiş. Eğer ben orada yüksek bir tepki göstermeseydim büyük ihtimalle arkadaşımın fotoğrafını da gösterebilirdi. Kerim Bey'in tatlısının arkadaşının yemediğine ben de şahit oldum. Hatta şöyle yemeği değil orada yaptığı yoruma şahit oldum. Saray sarması mı dedi ve güldü. Cacık deyin. Kuru cacığımız var. Kabak dolması değil mi? Kabak, patlıcan ve biber dolması geldi. Evet Fatıma gel senden başlayalım. Sen daha önce yedin mi canım? Evet ben yedim zaten kuru bunu. Kuru dolmalarımızdan. Evet yedim. Evet. Ben önce ama cacık şey arası cacıkla kabul etmiyorum. Cacık bu arası kuru dolmanın yanında hani ferahlatıcı, fresh tamam, anlamında. Tamam ama arası cacıkla kabul etmiyorum. Belki gelebilir arası de. Arası yok zaten. Evet ama böyle bir tarz sevmem zaten. Tarz mı? Havuç tarator yapılıyor mesela yoğurtlu. Evet. Mesela o da arası cacık sayılıyor ya. Hani neden bu sayılmasın? Ben de kabul etmiyorum öyle bir şeyi. Kabul etmiyor musun? Ama evet. Ben seni kabul edeceğim menüyü hazırlamadım. Kabul etmiyorum. Tamam, dolmanın yanına ne gidecekse. Benim şahsi mesela dolma söylüyorum. Yediğinizde yanına yoğurt yiyor musunuz? Ben yemiyorum.
Ama yenir. Ama bak ben ama yeniyorum ben değil. Normalde yenir. Ama ben severim. Ama yakışır mı bunun yanına yani? Evet. Çok kel alaka bir şey yapmamış. Ben çok beğenmedim. Belki sade yoğurt getirebilirdiniz. Yani sade olabilirdi. Sen evet. Sade yoğurt getirdin diyecektin. Yok. Öyle aslında bir şey söylemem zaten. Döşeyip yapacaktım ama şimdi ona da laf edersiniz. Belki niye güzel olurmuş öyle? Yoğurtsuz yemek isteyen olur diye düşündüm. Niye dolmanın yanında sen nasıl sunmak istersen yani o senin tercihin. Şimdi diyor ya ben onu kabul etmiyorum. Ben öyle yemem dediğim. Yoğurt kabul edermiş. Cacığı kabul etmiyor. Yani cacık ben kabul etmiyorum. Peki nesi olmamış bu kuru cacığın onu söyle bize. Cacık bir şey değil zaten ben diyorum bunun yanında cacık kabul peki, etmiyorum. Peki ama o koymuş. Evet. Sen şimdi bize bunun tadının nasıl olup olmadığını anlatacaksın. Yani cacık normal bir cacık. Her normal değil kuru cacık bu. Olmuş. Sen kuru cacık nasıl oluyor biliyor musun? Evet, süzme yoğurtlu oluyor. Tamam, bu güzel olmuş mu bu kuru cacık? Yani o da nasıl Fatime? Cacık ya, normal bir cacık. İşte normal cacık. Değil, kuru cacık ya. Evet, kuru cacık gibi cacık. Olmuş mu? Kuru cacık hiç yani böyle bir cacık yemedim. Nasıl? Ama yedim çünkü, dedin demin. Böyle yemedim. Bunun özelliği... Allah'ım sen aklıma yoğurtlu cacık mı yedin? Fatime Hanım'ın yatıyor. Hayır. Ya da yani puan vermemek adına hiçbir şey beğenmiyor. Nasıl? Nasıl yani öyle. Mesela nasıl biz de onu i̇şte anlamadık. Yedim bir yedim. Var. Böyle mi oldu yok ben yemedim diyor. İki gün önce şöyle diyorlar hiçbir şey beğenmiyorsun. Bugün geliyorlar ne oldu her şeyi beğeniyorsun. Şöyle şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bir sorun başka evet ama... Pişmiş pilava pişmemiş dediniz, 5 puan verdiniz. Ertesi gün hiç beğenmediğiniz şerit olan kaburgaya... Ama zahmet vardı. Strateji yanlış diye değiştirip Kerim Bey'e 6 puan verdiniz. Evet. Bugün de geldiniz, şimdi hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Siz nasıl beğendiğiniz siz nasıl davranıyorsunuz o şekilde cevap veriyorum. Silip halde 6 veriyorsunuz. Evet, ana yemeğine 3 puan verdim. Bir salata, ana yemeğe 2 puan, 3 puan. Silip süpürdünüz, altı verdiniz. Çerkez tavuğundan sinir çıktı. Harşıl suluydu zaten. Evet. Tamam, onları konuştuk. Silip süpürdünüz, altı verdiniz. Şimdi tatlım, mesele şu. Şimdi bu kadın menüsüne kuru cacığı da artı bir ürün olarak yazmış. Bu da dolayısıyla değerlendirmeye tabi. Yani siz buna da puan vereceksiniz ya. Onun için sizin yani işte kuru cacık biliyorum yedin dedin ona istinaden sordu. Şimdi yemedin dersen başka bir şey. Şimdi kuru cacık normalde nasıl olması gerektiğiyle ilgili kriterlerimiz var. İşte sulu olmayacak, diğer cacıklar gibi olmayacak. Efendim kullanılan yoğurdu vırtı zırtı farklı. Dolayısıyla bu hani sen puan vereceksin ya buna. Onun için soruyorum. Sen biliyorum dedi şimdi yemedim dedin. Yok öyle yani bir şey. Yani yanlış yok. Bir değerlendirme öyle bir şey yok. Olmasın yok. Diye soruyorum. Üstüne zeytinyağı oluyor, dereotu oluyor. Öyle bir şey yoktu. İşte o isteğe bağlı ya. Ya şimdi ama sen dereotunu seversin. Normalde bizde de nane koyardık. Ama koyuyorlar içine. Konuluyor içine. Öyle değil mi? Tamam sunumda yapabilirdim ama nane ben bu şekilde servis vermek istedim. Çünkü dolmam o kadar çok malzemesi var ki içinde nanesi, maydanozu. Hani çok fazla da ağır olmasın diye fresh alın diyerekten aslında. Şimdi ona da yağ koysam çorbadaki evet yağ fazlaydı. Onu da aynı şekilde yağı fazla diye de bilirdim. Peki dolma nasıl olmuş Fatime? Dolmalar. Dolmalar ben çok beğenmedim zaten böyle bir tarz. Biraz acı geliyor. Biraz da pirinçleri aynı eşitte pişmemiş. Biraz da tıkır tıkır geliyor. Biraz da pişmiş geliyor. Hangisinde pişmemiş mesela? Burası. Çünkü burası. Şöyle her şata farklı döşemedim. İşte biber, kabak, patlıcan onları karışık yerleştirdim özellikle. Hani dış katmanı serttir belki o yüzdendir diye biraz ama bilmiyorum yani. İnanın biber belki yırtıldı birçoğu hatta. Bazı yerlerde de biber çok baskın geldi bana ama bazı yerlerde ekşi geldi. Yani hepsi aynı eşitte bilmiyorum karıştırmamışsınız peki, belki. Peki size de sorayım. Dolmaların bazılarının içi daha pişmiş, daha az pişmiş diyen var mı? Dengesizlik var mı sizde bakla? Sizde var mı yoksa daha az pişen pirinç? Ben yok. Ben üçünü de denedim ben gerçekten arkadaşlar. Çok beğendim. Bak yok. Bana da biraz. Orta kısımlarında kalmış. Pirinci ıslattınız mı? Bir de etlerimiz de kuru. Dolmanın pirincini yıkıyoruz. Efendim. Pirinci ıslattığınız zaman böyle bir risk olmuyor. Pardon. Evet bende de oldu. Yıkadım. Ben de özellikle herkese bu konuyu sordum. Çünkü bende de bazıları daha diri, daha iyi pişmiş. Bazıları daha az pişmiş. Peki sen nasıl buldun Kerim? Oo, bulamamış. Ben hepsini yedim. Çünkü yemiş. Hepsini yedim. Dediğiniz gibi bir tık böyle kıtırlık var ama o beni çok rahatsız etmedi. Çünkü yoğurtla birlikte yedim. Çok beni rahatsız eden bir durum değildi. Acısı da çok güzeldi. Cacığında sadece nane isterdim. Tabii ki de tercih evet, etseydim. Evet gider ya. Kuru nane böyle gider. Böyle ıslıcık biraz bir kuru naneyle karıştırırsaydınız kıvamı çok güzel. Kuru cacık mı? Evet ama nane olsaydı daha iyi olabilirdi. Genel anlamda çok beğendim. Efendim. Kerim Bey sadece ara sıcağı beğenip 7 puan mı vereceksiniz? Çünkü daha demin Zuhal Hanım sorduğunda benim tabağımda
bazılarında dirilik yok dediniz. Şimdi de bir tık bazılarında dirilik, var dediniz. Bir tık, bir gücüm olsun istiyorum. Dedi ama. Rahatsız etmedi beni. Bir tık. İlk başta hiç yok dedi. Hani hiç yok değil, hiç bir tık var. Çok şöyle az. Bir yapsam da geçmişe bir iki saniye hayır, bir keşke. Çay bardağı belki su daha ekleseydiniz, bir çay bardağı su ekleseydiniz. İnanın bir saatten bir daha fazla içti, suyu da çok fazlaydı. Ben lapa gibi sevmiyorum, gayet lezzetli. Dün çünkü Eren Gül Hanım da size aynısını yaptı, beğenmedim dedi, 7 puan verdi. Bugün herhalde yine birbirinize yediler orada. Korkuyor musunuz? Benim... Korkmuyorum da korkuyor işte, musunuz? Korkmuyorum da yani. Sonucu olmaktan korkuyor musunuz? Beğenince şey, tabii ki de beğeneceğim. Son gülen iyi gülecek. İnşallah. Son gülen iyi gülecek, aynen inşallah. Etiniz zaten... de bu arada çok kuru. Dolmanın eti bu arada çok kuru. Hani gösterebilirim. Altında kemikli et yağlıydı zaten. Ben onu özellikle yağsız seçtim. İçindeki etten bahsediyorum. Tamam ama kuru. Hani ben yani ekstra kurumuş. Pişirip kurutmadım. Ayrıca içeri bana da kuru geldi. Böyle çok tuhaf böyle bir pütürümsü sosu çok... Pütürümsü mü? Yani kuru. Bayağı aşçı tekniğiyle konuşabilir misin? Ağzımda çeviremedim. Yağmaz. Yiyemedim. Yani evet yağmaz. Aynen doğru. Sinirden Kerim Bey'e cevap verebilirim. O kadar çok yağ koydum ki inanamazsınız. Ama şöyle inanamazsınız ben de göstereyim kuru. Afiyet olsun. Eşelemeyin isterseniz. Görmeniz gerekiyor ya, eşelemek değil mi? Yo anladım seviyor, ben. Seviyor. Yemeklere saygısızlık yapmayı seviyor. Eşeliyor böyle. Nereye açıyor. Gidiyorsun? Daha şey Sevda var. Özür dilerim. Bitti zannettim. Çok yok, özür dilerim. Rica ederiz. Çok sinirlendi. Evet Sevda. Ben de dediğiniz gibi... Pardon kurucacık nasıl? Kurucacığı güzel. Güzel. Evet Sevda sendeyiz. Pirinçlerini biraz diri buldum. Aslında pirinçleri ıslatsaydınız öncesinde... Islatma derken bayağı yıkadım aslında. Pirinç gibi ıslatıldığı zaman pilav bu risk olmuyor aynen. Yani biz hiç o şekilde yapmadığımız için bilmiyorum. Ortaları mutlaka kalabiliyor çünkü. Çünkü hepsi aynı oranda yiyip çok büyük bir tencere kullanacaksınız. Büyüktü tencere. Aynı üst üste koyduğunuz zaman o risk var. Hı hı. Ben çok aşırı baharatı sevmiyorum. Hani baharatı bir tık bana fazla geldi. Evet emek... Hatay'da bir tık daha böyle baharatlı i̇şte olur yani. İşte yöreye evet. Göre değişiyor. Bir o de yüzden, pardon şey kendin getirdin değil mi? Getirdim. Daha bir hissedilir oluyor evet. Onların yani bizim çarpı iki düşünün lezzetlerini, evet. Keskinliklerini bağırmak. İçindeki acılık da acı biber salçam vardı çok ama aşırı gerçekten bir acı değil. Yok, aşırı bir sadece acılığı yok. Sadece kuru biber var ya doldurdum o acıydı sadece hepsine eşlik etsin diyerekten. Tek yöresel yemekleri yani. Tercih ederken bence baharatlar vesaire o taze otlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü alışılmışlık dışında bir şey. Dikkat etmemiş mi? Yani mesela bana şey geldi. Biraz daha hani baharat öne çıkmış gibi geldi. Et de şöyle hem altında kullanmışsınız kemik olarak. Eğer altında kullansaydınız içinde kullanmamanızı tercih ederdim. Hem içinde hem altında. Yani kuru dolmada öne çıkacak olan şey bence içerisindeki harçtır. Çünkü ana madde budur. Hem altta kemik, etli bir kemik, hem içinde bir et. Yani ya içinde kullansaydınız... Başka bahane sayacak mısınız gerçekten? Çünkü bu Hatay kuru dolma. Anlatabildim mi? Hatay, yani bu benim kendi Hatay kuru dolmam dolma değil. Hatay kuru dolma hem de Çerkez peyniri böyle oluyor. Sevda'nın çorbası değil. Hatay'ın kuru dolması. Cırcığı da bitireyim. Araştırdığınızda gerçekten bu baharatların daha da fazlası var. Cacığı da ben bunu hani ben cacığı kuru fasulyenin pilavın yanında severim. Dolmanın yanına yemez misiniz? Yani bu cacık dediğiniz tercih zaman... Tercih meselesi bence. Bu aslında şeydir biraz mezeye girmeli bence. Hani süzme yoğurtu zaten her şeyin içine koyduğunuz sizin zaman... Pancarlı yoğurt. Meze olarak da gelir önden doğru. Hatay sofrasında da gelir süzme yoğurtu, önden gelir. Mesele bence yemek yaparken... Lezzetlendirmelerde süzme yoğurt koyduğunuz zaman zaten süzme yoğurt lezzetlidir ve öne çıkartacak. Salatada da sadece önemli olan lezzetliydi. Bu malzemeleri kullanmadan bir şeyleri öne çıkartmaktır bence. Salata bunu diye kötülemiyorum. Yiyorum ki sadece ben bunu kuru fasulye pilavın yanında cacık olarak tercih ederim. Bunun yanında tam olarak yenilebilecek yani şey budur. Standart cacık. Hayır, kuru eğer dolmanın yanında tam olabilecek. Eğer yanına bunun biraz daha yeşillik ilave edebilirsin. Kuru dolmanın yanında ne servis ederdiniz? Ne olurdu? O tercih meselesi. Tercih meselesi budur işte. Bu. Hayır ben yoğurtlu bunu cacıksa bunu cacık olarak servis ederim. Ya evde bir yaprak sarması sarasında bir kase yoğurtla yersin. Ben yorum yapıyorum. Kasenin içerisinde böyle katı bir şey tercih etmem. Bunun yanına koyabilirdim. Hani siz sunumda bana yüklendiniz ya şunu yapmamışsınız. Bunu yap, sunumunuz şöyle. Bunda da bir sunum yok. 3 tane dolmayı koymuş. Bunu da kaseye koymuş. Dolmayla yoğurdun birlikte karışmasını ben istemezdim. Çok böyle daha güzel olmuş servisi. Dileyen buradan yer, dileyen buradan yer. Karıştırmayacaksın zaten. Zaten sen bunu yapamıyorsun. Sen olan her şeyi karıştırdın. Yani. Alakası yok. Ben çok güzel çorba yaptım. Çorba gibi verdim önümüze yani. Sonra da 4'ü takıldı yani. Benim masam 6'ysa, benim yemek 8 çeşidim. 6'ysa sana 8 da 4'tü yani. Bu bak, sana da 4'tü yarışmanın yani. Yarışmanın formatı en çok şey yemek yapma yarışması değil. En lezzetli yemek yapma yarışması. Hepimiz onu yapmaya 10 çeşit çalışıyoruz. Yemek yaptınız, 15 ama, çeşit yemek yaptınız. Ama 8'le girdiğin zaman, 3 ara sıcakla girdiğin zaman
yanında bir çiğ köfteyi önüne koyup yanında iki marulla servis ettiğin zaman burada sizin üç tane düşünmek ara lazım yani. 3 tane ara sıcağında ben, 15 dakikada ben onu yaparım. Kendi elimin lezzetiyle süzme yoğurt koymadan o riski alarak lezzetlendirmeye çalıştım. Bu beceridir. Hani siz benim aşçılığımı sorguluyorsunuz ya öyle ketçap katarak. Evet. Ama haklısın. Sizin aşçılığınızı gördüm. Bir çiğ köftenin içerisine çiğ köfteyi uçurtmak için ya ketçap katacaksın ya şeker katacaksın. Hayır alakası yok. Hayır siz aşçısınız. Aşçısınız, bonfile yaptınız, bonfileyi de kuruttunuz. Yok, ben aşçı değilim, kaburga yaptım. Güzeldi. Aşçı değilim, kaburga yaptım. İçinde et yoktu. Nasıl et yok? Bir tek kemiği yemedik. Koskoca kaburga vardı ya. Keşke kemikleri getirseydin yani. Hayır, herkesin tabağında et vardı. Koskoca kaburga vardı ama eti yoktu. Yemiyordunuz zaten, yemiyordunuz. Hani tavuğa yemek atarsınız, yemeği biter de toprağa eşeler ya, onun gibi eşeliyor. Yavuzhan Bey, bugün ama Sevda Hanım deşeliyor. O deşeliyor, midesi rahatsız ya. Yapamayanlar işte böyle çamur atıyorlar. Yani dolmanın yanına cacık yenmez. Ben anlamadım, ne yiyorlar? Yani kuru cacığın yine ne olabilirdi? Kerim Bey, dürüst konuşmak gerekirse Sevda Hanım'ın menüsüne göre menünüz daha iyiydi ama lezzetsizdi. Yapamadınız. İyiydi, evet. Yapamadınız. Daha iddialı bir menüydü. Yeni iyi olan ne? Daha i̇şte iddialı bir menüydü. Yapamadı. Aşçı menüsü gibiydi. Yani şöyle, dürüst olmaz ama madem dürüstlüğü konuşuyoruz. Şimdi siz ikimizi de tanımazsanız, iki menüyü görseniz kim aşçı menüsü derdiniz? Söylüyorum. Benimkine derdiniz. Siz oraya yazılan önemli değil. Masadaki icraat aşçı önemli bence. Aşçı menüsü çıkartamadınız. Sen yazdın sadece. Ben iddialıyım. Ben de yazarım. Ben de yazar çizerim oralara, tahtalara. İddialıyım. Yapmışımdır, yapamamışımdır. Tahtalara yazarım. Önemli olan önüme ne geldi? Benim kaburga dolmam olmuştu. Teknik ben eti hatada yoktu. Servis aşamasında teknik bir hata yaptım. O yüzden kaburga dolmamı istediğim gibi sunamadım. Ama eti çok pişirdiğim için etin de yok etti. Ama ben piştiğinde buraya getirdiğimde nasıldı etim? Bütün bir şekilde gördüğünüzde et gayet üstü kızarmıştı. Ki ben. Üstü kızarmış, güzel bir et vardı. Koca kaburga getirdin, gördük yani. Tamam, koca kaburga pişirdim işte. Ama kaburganın eti yoktu. Şu kadar bonfileyi pişirememedim. Sen çünkü pişirememedin. En azından var olan bir et vardı tabakta, gördük. İkiniz de aslında aynı şeyi söylüyorsunuz da. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, çok çeşit mi, lezzet mi? Elbette ki lezzet. Sanırım herkes aynı fikirdedir, değil mi? Yani 50 tane şey yazdırsın oraya. Bir tanesini de doğru dürüst yapamadıktan sonra hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Ama gel gelelim, evet. Kaburgalı dolması elbette ki yani daha riskli bir yemek. Fakat sen tam anlamıyla öyle ya da böyle serviste mi hata yaptın, pişirirken mi nedir bilemem. Mesela ben öncesinde haşlanmasını ilk defa duydum kaburga dolmasının. Daha evvel duyan var mı haşlandığını? Yani benim bildiğim haşlanmaz. Şimdi sen haşlamışsın bilmem ne şu bu ama yani en nihayetinde pişmiş mi? Tabii ki pişmiş. 3 tane pişirme yöntemi uygulamışsın. Elbette ki pişecek. Çiğ kalması zaten mümkün değil. Ama şimdi biz önümüze geleni değerlendiririz. Sen doğru düz etkisi mi? Orada bir hata yaptım. Fatime tamamen şimdi yarın kendi günü yapamayacak, edemeyecek. Şu an bahaneler uydurup duruyor. Yemekte de anlamıyor zaten. Süslü kız, süs bebeği gibi oturmaya gelmiş. Dudakların da kabarmış. Öyle oturuyor. Şimdi sen de şu kadarcık et koymuşsun. Yani netice itibariyle aynı noktada buluşuyoruz. Biz burada önümüze geleni değerlendiriyoruz. Ama porsiyonlamada, ama pişirmede, ama sunumda bir takım hatalar yapıyorsunuz. Onlar size eksik puan olarak geri dönüyor. Ama benim şunu anlayamadığım, bir yerde 4 puan var iki tane, bir yerde 7 puan var. Yani burada bir tutarsızlık var. Demek ki bir taraf hata yaptı. Bu ne taraf onu bulmayacak? O taraf mı yaptı? Bu taraf Suhal Hanım, çünkü 4 puan değildi. Tatlımı zaten herkes beğendi. Tatlıyı hadi en düşük 1 puan diyelim. Tatlının unuttum. Saray sarmasıydı, herkes yedi. Ama şimdi o saray sarması da güzeldi. Ağzı bir tarafa, gözü bir tarafa bakıyor. Sarması. Bak adı senin onu sarabilmen maharet. Saramamışsın ki. Sarılmıştı. Bir tek Sevda'nınki sarı. Olur mu? Darmadağın geldi ya. Kerim Bey şöyle onu bir şey. Onu da inciri düştü. Sen de işte inciri diyorum. Kremasını tutturamamıştı. Anlatabiliyor muyum? Yani ama tam anlamıyla olmuş muydu? Hayır, olmamıştı. Yani sarmışsın, saramamışsın. Ama adı üstünde sarma. Saramamışsın. Dün verdiğim puandan çok memnunum. Çünkü kaburga dolması yapmıştı gerçekten. Evet, etini biraz daha fazla koyabilirdi ama sonuçta o kaburgayı doldurmuş, dikmiş, pişirmiş. Ben emeğine verdim, cesaretine verdim. Gerçekten. Hiç kimse o kadar cesaretli değildi bence. Aşçı olanlar bile. Şimdiki aklım olsaydı vallahi 3 verirdim, hiç acımazdım. Hiçbir şey olmamıştı. Bir tane çerkez kavur, onun içinde de zaten deriyi sallayıp durdular. Hmm. Hiçbir şey yoktu, tabii keşke canım, vermeseydim. Tabii. Aynısını pilavınız gibi pilavım vardı. Keşke vermeseydim, gününüzü oynadınız. Gününüzde ağzınız böyleydi, tuzluydu. Yemeklerinizi savunamadınız, sesiniz çıkmıyordu. Benim günümde birden açıldınız. Birden açıldınız. Niye gününüzde yemeklerinizi savunamıyordunuz? Günümdeki yemekleri savunmam için siz zaten öyle bir tepkili geldiniz ki.
Yani masa vesaire tamam, bütün... Tamam, ben dün yemeklerimi nasıl savundum? Olmadıysa da çıktım. Valla öyle çıkmak istediniz. Olmayan yemekleri bile. Savundum. Savundum. Orası sonuçta doğru. Emek verdim. Alnımın teriyle hepsini savundum. Emek verdim ben ya. Savundum 2,5 saat sen yemek savunarak yaptım. Bastırmaya çalıştın. Çünkü şüphem vardı zaten. Açık açık söylüyorum, kaburga dolmasının servis kısmında teknik bir hata yaptım, sunum kısmında. Okey, doğru. Onun dışında hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorum. Ha, çiğ köfte konusunda da biraz daha fazla yoğurulabilirdi. Biraz daha fazla değil, bence biraz daha fazla ketçap koyulabilirdi. Koyulabilirdi. Çünkü elle tutulabilecek keşke, bir yanı yoktu. Keşke onu. Çiğ köfteyi şöyle sıktıktan sonra üstüne de şöyle bir ketçap gezdirip geçirseydim. Biz çiğ köfteye dokunmayın arkadaşlar. Hiçbirimiz onu yemeyiz. Yapmayın çiğ köfteye böyle şeyler. Eğer öyle yapacaksanız o zaman ben de size kendi günümde hani sadece size özel bir spesiyelimi hazırlayabilirim. Bana özel bir patlıcan spesiyel hazırlamayın, kabul etmeyeceğim. Bamya yani yerseniz olur, güzel olur. Kabul bamya mı? Ha, ben bamya, olmuş niye bamya yiyordur bamya? Belki. Bilmiyorum ki, normal hani bamya, barbunya olur, fark etmez. Lokantada güzel. Neden kelime bamyayı seçtin? Lokantada güzel. Ben algılayamıyorum lokantada, şu an ne demek istiyor, algılayamadığım için lokantada, tepki veremiyorum. Lokantada... Verme o zaman. Ne demeye çalışıyor yani hani? Porsiyonlama sunum nasıl? Hiç konuşamadık bugün tabaklamaları. Porsiyonlamaları küçük denk geldi. Zaten yemiyorsunuz ki arkadaşlar. İşte onu Fatıma Hanım'a verseydiniz keşke. Belki yiyecektim, beğenecektim ve fazlasını isteyecektim. Var, isteyen varsa verebilirim arkadaşlar. İşte problem o değil. Dün de aynı şeyi söyledim. Evet. İsteyen varsa veya var orada zaten. Zaten az yiyorsunuz. Bunun açıklaması bu değil tatlım. Olması gereken. Yani olması porsiyon. Gereken. Şimdi burada başrol et ve pilav daha çok yani. Onu söylemeye çalışıyoruz. İki parça koysaydın ya da daha büyük bir parça kesseydin. Et var burada yani. Asıl olay burada. Kimimize bunlar büyük gelmiş. Bunlar eşlikçisi, yancıları yani. Kimine daha küçük, kimine daha büyük. Yok mu orada etin? Vardır. Yani şu etleri piçik piçik. Geçen de birisi 30 gram et verdi, bir şey yapmış. Var orada diyor, yerseniz diyor. Aslında çok önemli. Tabii önemli. Ki. Yani 180 ise 180, 130 ise 130. Değil mi? Gramajları yazar menülerde gittiğimiz zaman. Tabii ki yani sadece i̇şte bunu buraya kadar... getirmek mesele değil bence. Tabii. Bir de mesela sen gittin tepsi ya da başka bir kebap ya da tava bir şey istedin. Sana böyle bu kadar et getirse kardeşim ben buna bu kadar para vereceğim. Bu ne demez misin ya? Ben hep aynı örneği veriyorum ama aynı şey. Menüde gramları çok yazıyor zaten. Yani 75 bin TL'yi de 50 gram etle mi kazanmayı düşünüyorsunuz? Anlamıyorum ki. Yenilmese bile... Tabii dün de aynı hatayı Kerim yaptı daha taze taze. Muhtar. Kerim Bey'de 20-30 gram bile yoktu. Sıyırsan deriden 20-30 gram bile yoktu. Onu da yemediniz. Ah bak ne güzel, onu da yemediniz. Aaa siz de. Yağ mı yiyecektik? Bir bakar mısınız Kerim Bey, yağ mı yiyecektik? Kuzu eti yağdan olur zaten. Ha, et olmaz. Evet yağlı olur, yağlı olur yani. Heh, ne salatasıydı canım? Kuru domates salatası Zoyla'nın. Kuru domates. İçindeki malzemelerin hepsini kendim getirdim. Oh, teşekkür ederiz. Eline sağlık. Bahçenizden mi getirdiniz? Hatay'dan getirdim. Bahçemden topladım. Gerçekten hepsi bir %100 doğaldır. Vallahi dün az kalsın gidiyordu salatana. Kıyısından tamam. Döndün. Yat kalk Eren Gül'e dua et. Evet, eksik bir niye giriyordum. O zaman bir alırdım Zuhal Hanım. Onu verirlerdi. Net bir alırdım. Bence de verirlerdi. Başka bir şey içmek isteyen var mı? Sezonun en düşük puanıyla kapatırdım herhalde. Ay, Allah korusun. Ben öyle zamanlarda da bir verilmesini doğru bulmuyorum. Evet, teknik olarak öyle bir durum oluşabiliyor ama... Yani ben yakıştırmıyorum verene de alana da yani. Bir nedir yani? Pardansı alabilir mi? Veriyorlar ama. Fırsatı hemen değerler. Ben kimseye vermeyeceğim. Kendi açılarından doğru. Evet. Eksik menü de olsa vermeyecek mi? Eksik menü olsa bir üzerinden değerlendirildiği için ama eğer menüsünü tamamladıysa kimseye bir puan vermeyeceğim. Menüsünü tamamladıysa zaten veremiyorsun ya onu diyorum. Yok şu anlamda. 3 artı 1. Ha öyle dedin tamam okey. Soracağım siz bir şey içer misiniz? Yok canım sağ ol. Ne oldu bu ne? Çok iyi. Ne? Gerçekten ne? Çok iyi. Salatasını çok beğendim. İsterseniz başlayabilirim yorumlamaya. Yalanınız ben mı çok iyi? Salatanızın... Evet, buyurun.
Fatih Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Röportajınızda demişsiniz ki ben çok güzelim, biz güzel değil misiniz? Öyle siz... bir yorum yapmışsınız. Ne? Ben demedim, siz güzel ya. Değilsiniz. Hepimize mi dediniz? Hepimize demiş. Yani bayanlar olarak bize demişsiniz. Ben güzelim demişsiniz. Ben öyle bir şey söylemedim. Biz güzel değilmişiz. Ben öyle bir şey söylemedim. Kim dedi sana bunu Erengül? Şöyle bir şey söylediler. Şöyle bir şey Gürbüz söylediler. Kuşu. Dediler ki siz şöyle söylemişsiniz. Benim her tarafım estetik, burnuma kadar estetik. Öyle bir şey yok kim zaten. Kim demiş onu? Onu da Erengül mü evet, demiş? Evet. Ben de dedim Erengül Hanım herhalde beni kıskanıyor ben güzelim diye. Bence siz güzelsiniz. Dudaklardan evet. Dudaklardan güzel büyük bir ihtimalle. Bana yakışıyor. Bana dalgı yakışıyor. Zaten herkes ya da yakışmaz diye düşünüyorum. Bana ama yakışıyor. Ama dudaklar çok evet. Ön planda olduğu için güzelliğiniz yani diyorum bana oluyor. Yakışıyor. Dolgu belki siz yapsanız estetik var mı peki sizde? Benim dudağım estetik. Başka? Estetik de değil zaten. Dolgu estetik artık değil diyor. Şey evet. Bir şey demiyor. Yok canım. Yani bana yakışıyor. Ben yapıyorum. Bana yakışıyor. Benim dudaklarım asla belli olmuyor. Senin dudaklarında var mı? Var, dolgu var. Bak seninkini anlamadık. Anlamazsınız çünkü ben güzel doğal. Yaptırdım. Bir sisi mi sıktırdınız? Kaç sisi sıktırdınız? Benimki doğal duruyor, Fatime Hanım'ınki doğal durmuyor. O yüzden hani ben mesela söylemesem anlaşılmaz. Seninkini ben gerçekten anlamadım. Anlaşılmaz, evet. Doğal duruyor. Sen onun sıktırttığı yere git sıktırt. O güzel yok, yeter artık. Bence tamam. Kerim Bey güzel sıktırtıyor zaten. Doğal yalan. Doğal yalan. Doğal yalan. Güzel ama nereye gidiyor belli değil. Siz de kendiniz de farkındasınız. Ben cevap verdim. Kendine sıkıyor diyorsun. Tabii. Tak. Yani öyle. Sende bir şey var mı? Sıktırtma, çektirtme, ittirme. Ben saçlarımı biraz yukarıdan fazla topladığım zaman böyle yüzüm biraz daha gergin oluyor. Çekiliyor. Aynen. Şey yok. Sende bir şey var mı? Bende hiçbir şey yok. Şey yok. Doğal. Peki. Doğal. Benim evet. Göz kapanma da günü Allah'ın ehemmiyetini nasıl göz kapanma bir şey mi vardı acaba? Ne var göz kapanızda? Aldınız mı? Hayır öyle bir şey yok zaten siz. Nasıl böyle yüzüme karşı yorumlar yapabilirsiniz? Ben sizin yüzünüze söylediğimi duydunuz mu? Zaten arkandan konuştum. Arkandan ama... Yok yok. Şöyle bir durum. Bir dakika göz kapağı benim... da mı laf ettin kızım? Evet. Göz kapağı da laf etmişimdi. Etmişim aha, hatırlamıyorum. Bence siz beni kıskanıyorsunuz ondan. Neden kıskanayım? Evet çünkü çok güzelliğim bu kadar. Fatema Hanım'ın sadece dudaklarını görebiliyorum. Onun dışında zaten içine kaçmış bir vaziyette. Yan tarafta yanına döndüğümüz zaman Kerim Bey'in dudaklarını görüyoruz. Fatema Hanım tamamen yarın bitireyim, gideyim havasında, edasında puanları da vereyim. Bugün de zaten şaşırtmadı beni. Diğer yarışmacı arkadaşlarımın, bayan arkadaşlarımın ve Kerim Bey de dahil olmak üzere Fatema Hanım'ı kıskandığını düşünmüyorum. Fatema Hanım, estetisyen arkadaşlarımız çok iyi idare edip bizim yanımıza göndermişler. Onlara da ayrıca emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kerim Bey belki kıskanmış olabilir. Fatema Hanım bence kıskanıyorlar çünkü Fatema Hanım'ın dolgusuyla, botoksuyla, tırnaklarıyla sürekli eleştiri yaptılar. Fatema Hanım gayet bakımlı ve güzel. Keşke kendilerine de bu kadar bakım ve güzellik yapsalar, Fatema Hanım gibi olabilseler. Beni gayet zaten belli ettiler. Kıskanıyorlar çünkü çok güzelim. Zaten diyorlar estetik, estetik. Bence estetik herkese yakışmıyor ki. Bakın bana ne kadar güzelim, estetiklerim de gayet çok güzel benim yüzümde oturmuş. Beni de çok kıskanıyorlar. Eğer yapabiliyorsunlar, yapsınlar kendine. Biz de bakalım nasıl oluyor onlar yüzünde. Sizi güzelim düzelten onda. Doktorlara teşekkür ederiz. Aa öyle mi? Öyle. Ben zaten önceden de güzeldim. Benim güzelliğime kaç kat katmış zaten. Ben diyorum ben kaldırıyorum. Belki siz yaptığını kaldırmazsınız. Kötü bir şey söylemiyorum ki. Doktorun elemeyeni el başarısın bir saniye. Doktorun elemeyeni. Bu konuşma nereye gerek? Kim beni kaldırıyor? Hayır yavaş olun. Ben bunları kaldırmayacağım artık. Çok kıskanıyorsunuz beni. Yok doktoru kıskandık. Evet, ama ne demek sizi düzelten? Evet. Böyle şeyler söylüyorum. Ya bu saat. Doktor estetik estetisyeninizi güzel çalışmış, güzel yapmış. Çok güzelim. Çenede çok dolgu güzelim. Varmış. Öyle diyor şey Gürbüz. Sana ne ya? Ben çok güzelim. O çok Fatih güzel. Fatih Hanım evet. Model olmak istiyor musunuz? Siz gelmişsiniz zaten. Niye ajansınız ama siz güzel misiniz ya? Ben zaten güzelim modelliğe gerek yok. Onun için buraya geldim. Evet evet özellikle güzelim. Özlem geldi aklıma. Çok foto model olmak için evet, geldi. Evet çok yakışmış. Meşhur ben size yaptırılabilir evet, helal olsun. Evet zaten yaptırılabilir. Yaptırın ben de yaptıracağım. Bir daha yaptırın. Hep beraber gidiyorum. Yaptırtalım. Diyorum yok, eğer yapabiliyorsunuz yapın işte. İhtiyacım yok. Tamam işte. İhtiyacın benim... yokla ilgilidir bak burada benim çok yanlış. Benim ihtiyacım yok. Yavaş yavaş bir saniye. Benim ihtiyacım vardı da mı ben yaptırdım? O farklı bir şey. Hayır çok yanlış. İsteyen istediği gibi dolgu, botoks, estetik, burun, kaş, göz istediğini de yaptırabilir. Evet, hiçbir konumuzla alakası yok. Yanlış anlamayın. Hiçbir şekilde bizim meselemiz değil. Bu programla da alakası yok ama yemekleri soracağım size. Evet. Ben yapabilir miyim yorumlarımı? Çok kel alaka ama nedense bir yemek sorasım geldi. Evet Sevda, seninle başlayalım.
Benim için çok basit bir yemek zaten. Yani Sevda Hanım, kıyım... basit yemek değil de olan yemeği yorumlasanız konuşayım, keşke. Konuşayım. Lütfen. Ondan sonra. Öncelikle porsiyonlama hatalı. Bir tık tuzlu geldi bana. Evet, çok basit bir yemek. Sadece işte tepsiye döşeyip fırına atıyorsunuz. Üzerine bir sos, bir domates. İçine bir şey doğranmıyor Sevda Hanım. İçine öyle eti koyuyor sadece. Ne doğruyorsunuz sadece içine? Soruyorum. İçinde bir sürü sebze var. Ne var mesela? Biber var, soğan var, sarımsak ha, var. Tamam, aynen o şekilde. Elle mi doğradınız? Pişirme yoksa tekniğiyle ilgili zorluk yok. Hayır, yani fırında pişiyor. Geçiriliyor çünkü. Yani bunları karıştırıp tepsiye döşeyip fırına veriyorsunuz. Bonfile bu kadar. Bonfile de öyleydi biliyor musunuz? Bonfile de... Soteliyorsunuz, iki saat yatırıyorsunuz. Evet. Bekliyorsunuz ki yumuşasın. Evet. Sonra onu yatağa yatırıp getirdiniz bize. Sonra mühürleme yapıyorsunuz. Sonra porsiyonluyorsunuz. Evet, onun için kurumuştu. Sonra bir daha tekrardan. Evet. İşte o riski de alıyorsunuz. Tabii ki kuruması çok çok daha iyi evet, oluyor. Evet, haklısınız. 8 çeşit yaptığınız için. Evet. Doğru. Bulgurunuza gelecek olursak menüde keşke belirseydiniz bu neyli bulgur pilavı olduğunu. Çünkü bulgur pilavında bir sürü çeşit oluyor. Aa. Onu belirtmemişsiniz. Hı-hı. Ayrıca pişmemiş. Diri. Bulgur. Aynen. Bulgur pişmemiş. Yani hayır, bulgur. Hayır, pirinç olsa anlayacağım da bulgur nasıl yani pişmez? Yediğiniz zaman çiğneyemiyorsunuz. Aa. Çiğneyemiyor musunuz? Pişmiş. Bence pişmemiş yani. Eğer ben aşçıysam. Aşçıysınız işte yani. İşte ben aşçıysam bu bulguru nasıl pişireceğini çok iyi biliyorum. Pişmemiş. Bana bir size göre belki pişmiş olabilir. Bana göre bir tık daha pişmemiş. Bak, eziliyor. Lapa mı seviyorsunuz? Pişmeyen bulgur böyle olmuyor. Değil. Şöyle söyleyeyim. Ezilmiyor bakın. Ezilmiyor. Bakın eziliyor. Nerede? Eziliyor. Bakın eziliyor yani. O kadar üstüne çıkarsan ezilsin artık Sevda yani. Sevda Hanım gerçekten çok pişmiş olsaydı pişmemiş olsaydı. Bana göre pişmemiş. Çıtır çıtır yerdiniz bulguru. Bana göre pişmemiş. Bence bahane arıyorsunuz şu anda. Bahane aramıyorum. Yorumlarımı yapıyorum. Hiçbir ben adaletli bir şekilde yorumlarımı yapıyorum. Ben hiç adaletli değilsiniz. Evet, emek veriyorsunuz. Farkındayım ama. Ben neyse onu söylüyorum ya. Ama sizden yalan söylüyorsun. Sizden puan kesmek vesaire böyle bir çabam yok. Tam ona değinecektim. Sevda Hanım puan kesmek. Siz puan için, hiçbir şey beğenmiyorum. 4 verdik için mi gidiyorsunuz? Hiçbir şey beğenmiyorum. 7 puanı aldırmayın. Pardon. Ben yorum yapayım. Ondan sonra siz yorum yapın tamam. Ya. Salatanızı. Beğenmemek için yapıyorsunuz. Salatayı yiyemedim. Neden? Zahter var içerisinde sanırım. Yani şeyleri çiğneyemedim. Ve artık bana gelen tat çok mu nar ekşisi var. Böyle ağır bir aroma geliyor. Yani tuz diyemiyorum, nar ekşisi diyemiyorum. Hani çok mu kötü? Değil. Salata kuru zahter. Ya sıcak suda bayağı bir 20 dakika bekledim. Ama zahter koyarlarım Hatay'da. Okey ama zeytin bile koyarlar ben daha fazla olur diye. Çiğnemekte güçlük çektim ve çok aa yoğun bir aroma geliyor. Yani dişlerinde sıkıntı var mı? Dişlerinde hiçbir sıkıntı yok. Hepsi yerinde. Çiğneyemiyorsunuz ya onun için. Sadece salata dediğiniz çok kolay yenilebilen bir şeydir bence. Hani, zor mu yediniz? Lezzetli değil miydi? Çiğneyemedim ve çok ağır aroma mı aldım. Yani ben çok beğenmedim. Evet, emeğinize sağlık. Uğraşmışsınız. Şunlar hatta şu zahterleri belki şu saplarını ayırsaydınız dişlerimin arasına girdi. Bu ayıklanmış girdi bir zahter bu arada. Tek tek ayıklandı. Yani hani maydanozun yapraklarını koparsınız. Ayıklanmamış. Zahteri kopardığınızda bakın, şunlar ayıklanmamış. Fırınhaneye döner. Bunlar işte onu böyle tersine sıyıracaksın. Kekikte de aynı sorun vardır. Evet, doğru. Böyle yukarıdan tutuyorsun. Aşağıdan yukarıda sıyrılmaz. Gerçekten çok aydınlandım şu anda. Ama işte bunlar tekniklerdir. Hani sorgulamıyorsunuz ya. Bunları ben zaten yaptım. Aşçılığını sorgulamıyorsunuz ya. Sorabilirsiniz de gerçekten. Kılatıya takılıyorsunuz ya. Ben takılıyorum işte. Tane tane saplar ayıklandı bunların. Ayıklanmamış. Saplar üzerinde duruyor hanımefendi. Bana zahter öğretmeyin yani. Siz de zaten afiyet de olsun. Farklı teşekkür bir ediyorum. Yavuz Han. Gerçekten. Tepsi kebabını ben de bir tık tuzlu buldum. Bana da tuzlu geldi. Sosu da suyu da. Bulguru yıkadınız mı? Yıkadım. Bulgur normalde yıkamadan pişen evet, bir biliyorum ürün. Yıkamadan ama hijyen açısından marketten aldığım için ben de yıkadım. Yıkamasaydınız hani bu en azından bir tıkırlık, dirilik kalmayabilirdi. Yıkamasaydın. Evet, aynen yıkamasaydın. Biri diyor ki pirinci ıslasaydın dolma da yumuşak olur şey diyordu. Ama bulgur daha da yumuşak bir şeydir ya pirince nazara. Dediği teknik doğru bir teknik, katılıyorum. Bulguru yıkamamanız gerekiyordu. Ben de birazcık diri buldum. Patatesiniz, domatesiniz güzeldi. Kroton da çok hoşuma gitti. Kroton? Evet. Onu ben kendim kızarttım. İşte hazır sağlık almadım. Tamam, elinize sağlık, hoşuma gitti dedim. Hmm. Söylediydiniz zaten. Yemeğin lezzetini beğendin mi? Sadece tuzunu söyledin çünkü. Çok... Ya tuz dışında bir lezzet aldın mı? Yani pişimi nasıl ettin? Bahane arıyor şu anda. Evet, gerçekten. Yok hayır yani sadece tuzunu söyledi ya ondan söylüyorum. Ben de bir sıttırayım diyorum işte. Bahane yani arıyor. Bakın yemeği yememişsiniz. Lastik şu gibi an etiniz var. Lastik efendim gibi mi? Evet bana lastik gibi geldi. Aa. Gerçekten hiç hoş yorumlar yapmıyorsunuz. Hoş değilim olanı söylüyorum. Zaten önce yorumluyorsunuz sonra Zuhal Hanım söyleyince yemeğe başlıyorsunuz. Yok hani belki sizin gibi bugün aldım kapalıdır o yüzden dedim bir deneyeyim bakayım bakın, hani güzel mi değil mi? Bakın ben bununla ilgili son kez uyarmıştım. Hala aynı şeye devam ediyorsunuz. Saygısızlık yapıyorsunuz. Algısı kapalı olan bence sizsiniz çünkü herkese aynı şekilde lanse ediyorsunuz.
Bence öyle davrandığınız için ben donanın cevabını veriyorum. Ben size yanlış bir şey söylemiyorum. Sadece önce tadına bakmalıydınız. Kerem Bey çok beğendiniz. İzin verir misiniz? Ben size bir şey anlatıyorum. Aynısını yapıyorsunuz. Yorumlarımızı kesiyorsunuz, dalıyorsunuz. Yo, ben mi yapıyorum? Evet. Kendini anlattın şu anda. Yok, gerçekten. İşte sizin davrandığınız hani gibi size davranıyorum. Keşke önce lezzetine baksanız da sonra yorumlasanız demek lezzetine istiyorum. Lezzetine baktım, söyledim. Et, zor yanımı söyleyince baksın gibi. Salata damak zevkime uygun değil. Hoşuma gitmedi. Damak zevkine nasıl? Uygun olmadığı için mi yoksa salata güzel olmadığı için mi? Damak zevkime uygun değil zorlanama. Daha önce yemedim böyle bir salata. Ama yarışman değil. Ama yani sen de burada bir avukat değilsin. Ya sen bu tarz salataya karşı olabilirsin ama hani kötü yapmış mı değilsin? Böyle bir çok ekşilik, acılık böyle yuttuğum zaman. Acılık mı? Bir ekşilik, ekşimsizanlık bir acılık geliyor. O hoşuma gitmedi. Damağıma güzel bir tat vermedi. Bu arada ben gerçekten herkesin ya da sizler de yarışacaksınız. Yarışan arkadaşlar için de geçerli. Yani herkes birbirinin ya da başkasının damak tadına göre yapmıyor. Tabii ki canım, tabii ki o ayrı. Bu yemeğin formatı budur. Yani reçetesi budur. Ben bu şekilde yaparım. Yani bana şey yanlış geliyor Zöhal Hanım. Yani bunu ben damak tadıma uyumadım. Onu ben hep söylüyorum. Böyle hep onun için yok. Bir daha soruyorum. Hani yemek mi güzel olmamış yoksa sana mı hitap etmiyor? Yoksa hani şunu diyebilir misin? Güzel bir salata ama benim çok tercih edeceğim bir şey değil gibi mi? Onu soruyorum ama... Cevap alamıyor. Salata abi. Hem güzel değil Zuhal Hanım, hem de benim damak tadıma uygun değil. Peki. İpucu da vermiş oldunuz. Nasıl açıklayayım? Fatime? Salatanız çok ekşi geldi bana. Belki ekşi olmasaydı yenilebilirdi. Evet. Var. Ama çok ekşi. Çok mu koymuş? Evet, çok ekşi. Aa. Biraz daha az koysaydınız daha iyiydi. Bulgur pilavını beğenmedim çünkü tuzsuz ve hiçbir tad alamadım. Ama bu tepsi kebabı, yani iyiydi. İyi tadını miydi? Beğendim. Tuzlu geldi mi sana? Çok tuzlu değildi. Hmm, peki. Oo, gene bakın bitmiş bir tabak ve kime ait? Kerim'e. Bana ait. Kerim. Ben hemen yorumlayayım. Yap tabii. Servisinizi beğenmedim. Sunumu güzel değildi. Porsiyonlaması da doğru değildi. Çünkü bulgur çok fazlaydı. Et biraz daha azdı vesaire. Biraz daha özenli olabilirdi. Ama etin tadı çok lezzetliydi. Özenliğinden tadı, bahsediyorsun. Tadı, tuzu vesaire her şey çok iyiydi. Bulgurda ben herhalde... Tuzu fazla değil miydi? Değildi. Asla değildi. Ben tuzlu... Asla. Kerim Bey'den bugün tam bu asla. Hakem Hanım da tuzlu değildi. Bulmadı. Şimdi yani... Kerim Bey'den zaten işte üçünüz birbirinizin yemeğini ya bulmuyorsunuz ya bu üç yorumdan bir potpur doğru bir şekilde yemeği yapmış. Yorumumu bitirmek istiyorum. Etini güzel bir şekilde pişirmiş. Tam orta kararda güzel. Bulguru dediğim gibi lezzetliydi. Sadece porsiyonlamasını beğenmedim. Salatası da tam olması gerektiği gibiydi. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Evet, beğenmiş. Bu arada dün ikimiz anlaşıyorduk. Şimdi üçe çıkardın. İkiniz yine kaldınız ama yan yana. Ama beğenmedi, beğenmedi. Aşçıyız ya. Aşçıyız ya. Anlaşıyorum. İkiniz de yan yana oturmuşsunuz. Birbiriniz artık el ayak hareketleri yaparsınız. Vay, 6 kişilik masada yan yana oturmak çok dikkat çekici. Çok dikkat çekici. İşte al, neyse demeyeceğim. Tıp bir şök. Söyle. Dediğim zaman da ben sizi uyardım diyor. Söylemeyeyim yani. Kalbi kırılmasın bana hanımefendinin. Kalbi kırılmasın derken ya. Ette bariz öne çıkan bir tuz var. Evet. Daha alır almaz damağıma çok tuzlu. Artık salçasından mı kaynaklı? İçine ekstra tuz mu koydu bilemem. Nasıl? Tuz yok diyorsunuz, şaşırdım. Çok tuzlu ya bence. Çok tuzlu yani yiyorsanız sen. Belki size normal gelmiş diyeceğim. O ihtimal üzerinden düşünmeye çalışıyorum ama bariz bir tuz var ya. Ben söylemedim, ilk iki yarışmacıya sordum da tuzlu dediler. Şimdi siz yok diyorsunuz, şaşırdım doğrusu var. O yorumu kabul ediyorsunuz Zuhal Hanım, doğrusu ama bulgur pilavın pişmemiş değil, saçma bir yorum. Tuzsuz saçma bir yorum. Baharatlık var masada, neden koyuyoruz? Üzerine eksinler diye. Yani olması gereken tuz var aslında. Çok tuzu seven biraz tuz ekilesin. Çok zor bir şey değil. Kerim Bey, önümüzde başka bir hani anlam yok. Nereye tutsak yine dün Erengül Hanım'ın size duygusal bir boşluktan dolayı yedi verdiğini düşünüyorum. Sabah boşluklar gibi değil. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde şerit verip salata hani şerit güzel deyip ben et yemedim deyip 6 puan vermesi, strateji ve taktik değiştirmesi, boş boş gözlerle bakması. Bizim hiçbir şeyi beğenmeyip 4 vermemizin sorun olması. Siz bugün ikiniz de beğenmemeye gelmişsiniz. Sabahtan siz de beğenmeye gelmişsiniz. Siz tam puan yorumları verecek misiniz? Yani Sevda Hanım ne söylerse aynısını oradan duyuyor. Kerim yani Bey, beraber konuşurken niye Sevda Hanım'a? Eko geliyor. Anlaşan karşı taraf bence. Anlaşan yan karşı yana oturuyoruz taraf. Diye bakın, oldu. Yan yana oturuyor diye değil. Yorumlarınız eko gibi geliyor. Siz konuşuyorsunuz, biz tekrar mı duyuyorsunuz? Siz bence benim cevap vermeye korkuyorsunuz. Tekrar mı duyuyorsunuz? Hayır, tekrar mı duyuyorsunuz? Sizle konuşuyorum, pardon. Sevda Hanım'a cevap veriyorsunuz. Evet, sizle muhatap ona oluyorum. Ona dönüp bakıyorsunuz. Aa, niye? Ne alaka? Çok boş konuşuyor. Çok mu boş konuşuyor? Bence karşımda... Çok boş konuşuyor. Cümle kuramıyor. Neyle konuşuyor diyor. Ya devrik cümleler. Şimdi devrik bir cümleler... şey söylemek istiyorum. Öncelikle bu masadan devrik bir özür dilerim. Devrik cümleler diyorsun. Masadan bir özür yüklem dilerim. Yüklem sonda değil. Özne başta nokta, değil. Noktası virgülü nerede? Virgül uyumu mu yok? Kerim Bey, size, bir şey, yok. Daha, size bir şey daha aydınlatacağım. Beyinde ayna nöronları var biliyor musunuz? Böyle baktığınızı kendiniz gibi görüyorsunuz. O yüzden böyle boş boş bakıyorsunuz zaten. Altını doldurmayan yalanlar. Dolgu yaptırmışsınız. Onu yaptırmışsınız.
yaptırmışsınız, bunu yaptırmışsınız. Ya ne konuşuyorsunuz? Yani bir de böyle... Anlamıyorum bak, hala anlamıyorum. Karakterinize bir puan verdim. Mesela öyle ne diyor? Tatlınıza da değil, karakterinize bir puan verdim. Karakterimi burada puanlayamazsın. Yaptım. Evet. Puanlayamazsın. Yaptım. Yani bakın böyle şeyler çok ayıp şeyler. İşte siz yemek yorumlamaya gelmişsiniz. Yüzüne yorum yapmaya mı geldiniz? Siz çok hiç konuşmuyorsunuz, konuşun. Fatime bir şey söyleyecek. Ne oldu canım? Ben diyorum yemek yorumlamaya gelmişler ya. İnsanın yüzüne yorum yapar. Yüzüne, karakterine. Yani sizi ilgilendirmiyor. Çok bozulacaksın. Birinin yüzü, birinin karakteri sizi ilgilendirmiyor. Senin üstü bundan çok iyi giderim. Tamam mı? Çok iyi giderim. Seni bu masaya gömerim. Ağzını açamazsın. Bak çok net söylüyorum. Yavaş yavaş. Öyle çünkü şeyler müsaade edemem söylemez. Öyle şeyler yok. Bir şey söyleyeyim mi? Mesleğine bir saygısızlık yaptı. Onu da uyardım. Dünden beri ağza alınmayacak alttan laflar. Ne dedim mesela? Bunlar. Örnek verin. Örnek verin. Ve siz söyleyin. Ya Musa Bey, dünden siz kışkırtıyorsunuz masayı. Siz oradan niye atmıyorsunuz? Ünlü olmak istiyorsunuz. Ya Cuma günü kendi gününüz ya. Bir şarkı patlatıp gelseniz. Evet, kendi günümde söyleyebilirim. Aa ne güzel. Evet, kendi günümde söyleyebilirim. Ama siz bunu birisi kulağımı tırmalıyor. Şarkı söylese yemin ediyorum öleceğiz. Görüntünüzden bile. Pamukları, bir tane pamuk alabilir miyim? Nerene Cuma günü için. Cuma günü için şu pamuğu alıyorum. Cuma günü böyle kulaklarıma tıkayacağım bu pamuğu. Bunu saklayacağım. Cebime koyuyorum. İşe yaradığını ortaya çıkıyor. Evet, işe yaradı. Hepsini size ben bence vazoyla birlikte pamuk vereyim, evde kullanırsınız. Ben aldım. Pamuğu aldım, Cuma günü getireceğim. Kerim Bey, size ben vazoyla birlikte pamuğu siz da vereyim. Siz de ister misiniz Cuma günü? Bakın size de bir tane var. Buyurun, bir tane alın. Cuma günü bir pamuk lazım olacak bize. Çok teşekkür ederim, pamuk çok lazım oldu. Tabii. İyi ki getirmişim masaya. Yok yok yok, ben de bilmiyorum. Ben sizin en sonunda ben Fatıma Hanım'ın çok şeyle bitmez. Evet. Tırnağın çıkarması gerekiyor. En son tırnakmış. Fatıma Hanım'ı babaanneme getirip tarla tırmatmayı düşünüyorum. Vallahi çok bakımlı tırnaklarım. Evet, evden kullanırsanız. Bakayım bir şöyle gösterin. Ooo mis gibi bakımlı tırnaklar. Beni zaten kıskanıyorlar çünkü o kadar güzel değiller ondan. Bakım tırnakta değildir, hijyen tırnakta değildir. Alakası yok. Herkes güzeldir. Güzel olan kalptir. Düzgün ben de zaten diyorum, davranamıyorum. Üçe karşı sen sevmiyor musun? Yok. Bence bir ilgi duyduğunun farkındayım ama işte böyle bakışlar, böyle falan şeyler. Kime? Evet, Fatıma Hanım bence ilgisi var. Kime? Her şeye. Kime? Her şeye ve herkese. Ne ayıp? Pardon, ayıp kanunumuz var mıydı? Çok ayıp. Bir göz teması kurabilir miyiz? Kurmayın. Arkadaşım bir baksana bana sen. Siz bir muhatap olmayın. Gadam amca bir baksana bana. Gadam? Bak çok gadam deme. Gadam ama güzel bir kardeş demek. Ama o istemedi. Ha, o kardeş olmak istemiyorsa amca derim o zaman. Ben Kerim Bey'im, bana Kerim Bey olarak hitap edin. Kerim Bey. Aynen. Kerim Bey. Kerim dur dur, tatlı olarak geldi. Taş kadayıf geldi. Hadi tatlınızı yiyin. Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Lütfen arkadaşlar dikkat edin birbirimize hitap şeklinde. Hitapları çok ağır. Söyleyeyim. Gerçekten rahatsız. Sen de çok hatta kalı bir insan değilsin. Osman mı? Anlayamadım. Anlayamadım. Ne diyorsun? Zaten konuşamıyorsun ki. Anlatsana her şeyi anlatacağım. Neden konuşamıyorum? Seninki bağırıp çağırsam çok iyi olur mu? Ama sizin anlayacağınız dil bu. Anlayacağım değil. Dil bu. Türkçe anlamıyorsun. En azından bağırarak anlayayım da anla. Lütfen, lütfen. Öyle şeyler afiyet söylemeyin olsun. Ya. Sen ne diyorsun ya? Burası şov yapmaya geldin. Evet. Bak tam bir kukla insansınız. Aa, biliyor musunuz? Oradan çek oraya al, oradan çek oraya al. Özür dilerim. Tatlınızı yiyin. Senin gününü dört gözle bekliyorum. Bir şey beğenmeyeceğiniz için zaten evet, hepsi evet, bu. Evet evet, zaten bakacağım. Bak. Benim ne böyle konuşamazsın. Hı? Haddini bil. Kim? Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bir haddini bir şey bileceksin. Tatlınızı yiyin aynen. Yemeğiniz geldi. Siz yediniz zaten. Yedim, beğenmedim. Bir bardak da su üstünü içersiniz. Beğenmedin mi? Kola da içeyim. Bismillah. Kola da için. Taş kadayıf cidden taş gibi kadayıf. Artık yeter, seni duymak istemiyorum. Kim duymak istemiyor? Buyurun ben. Gidebilirsiniz. Seni duymak istemiyorum. Ona karar veremezsiniz. Özür dilerim. Benim masam. Sizin masanız yani. Ayrıca yani ayıp. Biraz gerçekten haddinizi aşıyorsunuz. Evet. Hadsiz zaten, haddi yok. Ama herkes biraz aştı mı bugün sanki arkadaşlar? Evet. Sanki biraz. Evet, beğenmedin mi tatlıyı bu arada? Evet, bir hamur içi bana böyle çok kalın geldi. Yani hamuru kalın. Hamuru bayağı kalın. Ana malzemesi zaten hamur. Kalın. Kalın olan bir şey de... Kalın. Kalın. Hazır almadın değil Hayır, mi? Hayır, kendin yaptın. Evet. Yani siz de yiyorsunuz, ben de yiyorum. Hı-hı. Size kalın gelmemiş olabilir. Bana kalın gelen noktadaki isyanınız ne? Yani şimdi bu bardak burada. Senin isyanın ne? Bu bardak burada. Şöyle bir örnek vereyim. İlla karşınıza gelmiştir. Yani bunun kubu sağda, kubu solda fark etmiyor. Ben baktığım zaman da kalın geliyor bana. İçini açayım, eşiyor, deşiyor diyorsunuz.
Hamuru kalın değil, pişmiş. Şey krep ya bu. Hani ne kadar kalın sert dökerseniz kalmış. Dökün zaten hani dağılıyor yana. Hani ne kadar ince yana. Dökerseniz dökün ince oluyor ya krep. Yayılıyor. Krep yayılıyor ya bence krep. Bence şu an işte kendinizi patlattınız. Kalın neden? Açmışsınız krep hamurunu. Ama anlamıyorsunuz bakın dinlemediğiniz için. Bence siz dinlemeden cevap veriyorsunuz işte. Sorunumuz zaten bu ben masada bu. Ben size kalın olmadığını izah etmeye çalışıyorum. Ben de kalın olduğunu izah ediyorum. Çünkü yediğim... Bak ben yiyorum arkadaşım. Ablacığım, şey Erengül Hanım özür dilerim. Arkadaşım ablacığım Erengül Hanım. Bu döndüğümüz iyi tamam, oldu. Tamam ben size açıklama yapmak istemiyorum gerçekten. Benim zaten bence bir cevabım gerçekten. Yok. Kalın. Beğenmiyorum. Çünkü krep de Sevda Hanım da mutlaka herkes yapıyordur. Ha, soralım. Krep makinesi var. Yani özel aparat aldım makinesi dediğim. Beceremiyor musunuz elinizle tavada? Becerebiliyorsunuz. O zaman daha keşke öyle olsun diye. Elim öyle de yapıyorum. Makinede mi yaptınız yani? Makine dediğiniz mikser gibi kendi elimle döküyorum. Bu krep değil ama. Anlamıyorum ki. Krep hamuru değil bu. Ben izah etmeye çalışsam keşke bir dinleseniz. Gerçekten dinlemiyorsunuz. Ama krep diyorsunuz. Ağzınızdaki lokmayı yiyip böyle konuşabilir misiniz gerçekten? Evet, Sevda'yı dinleyelim o esnada. Ben taş kadayıfını çok severim. Özellikle Bursa'da bunu yapan bir yer var. Gerçekten böyle sıcakken pişip yediği zaman. Evet, bir Hataylı olarak bu tercihi yapmanız doğru ama risk almışsınız. Bunu da söylerim. Sanırım Hatay'da bunun hamurunu dışarıda hazır yapıyorlar. Ama Adana'da siz, da satarlar hazır öyle. Aslında Adanalıların daha çok. Tabii. Ama hamurda bir ciddi sıkıntı var. Bu pişirmeden kaynaklı mı? Lastik gibi olmuş. Yani kızaramamış mı? Şimdi size desem ki cevizlerle Antep fıstığı çok güzel. Onlar sizi kırmış zaten. Olacağım. Ama tatlı mı? Olmamış. Keşke öyle bir bak şerbeti olmuş. Bunu sıcakken soğuk şerbete sokuyorsunuz onu da biliyorum. Evet. Ama tatlı başarılı olmamış. Hamur kalın değil mi? Hamurun kalınlığını tartışmayalım. Tamam anladım ama hamur kalın mı değil mi? Belki yani onu çok eleştirmeyeceğim ama hamurda bir sıkıntı var. Size bu krep hamuru gibi bir hamur değil çünkü. Bunun içerisinde irmik falan var bildiğim kadarıyla. Evet. Hamur böyle şey gibi olmuş. Dünkü etin üstündeki o lastik var ya. Şey yani. Lastik mi? Ya lastik değil pardon. Alakası var. Etin üstündeki o yağ. Aslında o yağ değil. Başka bir şeydi onun ismi. Şu an dilime gelmiyor. O şeyi verdi bence bana. Bence o şey sizin tatlınızın üstüne keşke olsaydı ama. Tatlının üstüne çıkan bir krema vardı ya. Oynuyordu. Ya benim sadece kremam. İncirin altında. Sadece. Aynen, en azından yenilebilirdi. Sizin gibi yastık gibi bir şey getirmedim. Sadece krema akmıştı. Ki o da şunu yapabilirdim aslında ya. Ben. O koskoca kremayı şöyle tutup üstünden akıtıp bir görüntü verebilirdim. Koskoca tabağınızda et vardı yemek istemediniz. Siz koca bir yorgan gürdürdünüz. İnsanların beni koydunuz. Neyse elinize emeğinize sağlık ama olmamış. Fatma? Ellerinize sağlık. Olmamış beğenemedim. Neden olmamış Fatıma Hanım? Biraz daha içine konuş hiç duymuyorum. İyiyim Hanım. Ellerinize sağlık. Beğenemedim. Çünkü hamuru çok lastik gibi geldi. Hiç kesemedim bile. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet Kerim. Ben şimdi şey öğrenmek istiyorum. Kaburga, kaburga. Kaburga nasıl ya? Taktı kaburgaya. Kaburga bitmedi. Kaburgaları mı ağrıyor? Yendi bir kemiği kalmadı. Taş kadayıfta dışı daha çıtır çıtır olması gerekmiyor mu? Evet, kızartıyorsunuz sonra soğuk şerbet atıyorsunuz. Bekleme süresi de var biraz. Ama biraz daha beklese bile bu kadar yumuşak olmamalı. Bence. Şerbetini son anda yani mı döktünüz? Yani kimse bunu söylemedi. Şerbet herkes yemek yorumluyor. Bundan. Bakın taş kadayıf herkes yemek yorumladı. Kimse dış kısmının bu kadar yumuşak olduğunu söylemedi. Dış kısmı lastik yumuşak. Işte. Yumuşak. Kalan yani dediğim biraz daha çıtır çıtır olması lazım dışının. Şimdi şöyle normal hemen kızarttığınızda sıcak şerbetin içine attığınızda servis yapılsa künefe gibi düşünün. Künefe hemen pişince yenmesi gereken bir şeydi. Sonuçta bu pişti. O zaman bir saatte içeride bekledi. Bu tatlıyı tercih etmeseniz. Bekleyeceğini biliyordunuz çünkü. Aslında yani ilk yapmayı düşünmüştüm. Evde deneyince Zoyla'nın sona edildi. Bıraktım. Daha çıtır ve sıcak olsun diye. Barcazin. Afiyet olsun. Peki eline sağlık diyelim ve bugün için açık oylamaya geçelim. Ben en az 8 puan bekliyorum. Evet 9-10'luk değildi masam. Çin kabul ediyorum. Tepsi kebabının tuzu biraz fazlaydı çünkü biber salçasından kaynaklıydı. Tatlım olmamıştı ama diğer yemeklerim, ara salatam, kuru dolmam bence çok lezzetliydi. Evet biraz pirincin bazıları pişmemişti ama gerçekten çok uzun süre kaynadı ve artık biraz daha pişse lapa diyeceklerdi. İki aşçı arkadaşımızdan gerçekten 4 bekliyorum. Onlar kesinlikle aynı hikayeyi devam ettirecekler. Kerim Bey'in de adaletli olduğunu düşünüyorum. Kaç vermesi gerektiğini inanın tahmin edemiyorum. Çünkü bu sefer her şeyi de beğendi, tabağı da yedi bitirdi. Beğendiğini de söyledi. İyi puanlar bekliyorum açıkçası. Ayrıca bugün Fatıma Hanım'dan da iyi puanlar bekliyorum. Hiç beklemediğim bir şekilde yemekleri beğendi. Evet haftanın ortasında Erengül yarıştı ve Hatay lezzetlerini bize tattırdı, ikram etti. Şimdi ona puan vereceksiniz ama nasıl vereceksiniz? 3'ten başlayarak vereceksiniz. Zira eksik hiçbir şeyi yoktu yarışmacımızın. Buyursunlar siz tahtalarınızı kaldırın 3 gündür yaptığınız gibi. Ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak ıspanaklı Bora'nın çorbasıyla başladık.
Ardından kuru dolmalarımız geldi. Biber, patlıcan ve kabak olmak üzere. Ara yemek tabağımıza kuru cacık eşlik etti. Ana yemeğimiz ise tepsi tavaydı, Hatay usulü. Yanında bulgur pilavı vardı. Bir de kuru domates salatası. Ve de son olarak da taş kadayıfla bugünü de bitirdik. Evet, herkes yazdı sanırım. Değiştirmek isteyen var mı yarışmacılarımız? Yok mu? Yok. Yok. Değiştirmek isteyen yokmuş. Hadi iyi işaretin inşallah. İnşallah. Demek ki çok net yani yarışmacılar. Kaç puan istiyorsun herhangi? En az 8 puan bekliyorum en açıkçası. Az. Evet. Hadi bakalım öyle mi olacak göreceğiz. İlk olarak da Fatime'nin puanıyla başlıyor açık oylama. Evet Fatime, görelim bakalım kaç vermişsin canım. 6. 6. Kapatabilirsin. 6. Fatime, herkese 6 veriyorsun. Yani Kerim Bey'e biliyor musun? Kerim Bey'e 6 verdim sadece. Bana da 6 verdi. Evet. Beğenmediniz herhalde. Belki 5 verebilirdim ama emek verdiğiniz için 6 verdim. Gerçekten, ben buraya adaletli olmaya beri, geldim. Evet, geldiğiniz günden biz beri hiç emek vermedik. Diyorsunuz ki aslında 5 vermeliydim, 6 evet verdim diyorsunuz. Öyle bir şey çok söylemedim. Çok 6 verdi diyorsunuz. Öyle bir onu şey söylemedim. Öyle bir... Bugün de 6 verdiniz. Ben niye 6 verdiniz? Çok merak şimdi ediyorum. Ben de merak ettim. Hiçbir şey beğenmedin ya. Ben çorbayı beğendim. Heh, zaten tamam, söyledim evet, doğru, çorbayı başka beğendim. Ana kebabın etini evet, beğendiniz. Evet, etini de beğendim. O kadar. Aa ne güzel. Kimisi evet bütün ana yemeği beğeniyor. Bir puan veriyor. O bir tek ete bak mesela. Her hafta değişiyor yarışmacıların kriterleri. Ben hiç emek vermemiştim. Evet neden Sevda'ya değil? Sevda hiçbir şeyimi beğenmedim. Sadece hiçbir çerkez beğenmedim, tavuğunu beğendim. Ama pişmiş gerçekten pirince Sevda pişmemiş Hanım'a, dediniz. Sevda Hanım'ın menüsü hem benim hem de Erengül Hanım'ın menüsünden hem daha kolay hem de daha lezzetsiz. Kolay. Hem lezzetsiz, daha kolay hem de daha lezzetsizdi. Lezzetsiz. Sizin menünüz daha güçlüydü. Çok güçlü. Doğruydu yani. Yani 5'e 6 doğru bir karar. Oynuyoruz. Öyle baktın şu an. Menünün güçlü olması değil, menünün ne şekilde bence önümüze geldiğine bakın. Önemli. Bekliyoruz. Menü güçlü bir menü yaparsın ama buraya getirdiğin yemek, tabak bunlar önemli yani. Doğru yani şimdi bilmiyorum ben... Bence öyle yani. Yemek istemiyorum. Evet, gelelim Sevda'nın puanına. Evet Sevda, paylaşır mısın bizlerle puanını? 5 puan verdim. 5. Çorbasını sulu buldum. Kapatabilirsin. Neye verdin 2 puanı? Ana yemeği çok tuzluydu, bulgur kötüydü. Hatta şu anda midem biraz problemli. Bulgur kötüydü. Pişmemişti, kötü demeyelim. Ben sadece emeğinize uğraşmışsınız. Dolmanızın içi pişmemişti. Evet, düzgün bir menü seçmiş olabilirsiniz. Masaya doğru puan bir menü seçmiştiniz. Hani iddia ediyordunuz ya kendi masaya masanıza puan gerekirdi vermedim diyorsun. Çünkü neden? Benim masamdan daha güzel bir masa değildi. Masaya puan verilmiyor zaten. Hayır, eğer verilseydi bana 10 vermeniz lazımdı. Yani, bana 10 vermeniz lazımdı. Puan, masa puanlanacaksa benim buradaki masa evet, 10'luk bir masaydı. 8 çeşit yemek artı 2 puanla masaya verecektik. Yeşilliği iptal edelim. Hani o fazla geldi. 9'luk bir masaydı evet, eğer masayı puanlayacaksak. Onun için o gün o kadar savundunuz. Bugün intikam alıyorsunuz. Bugün, dün, yarın ben bakalım neler yapacaksınız. Ben masamı savunsam da sizin fikirleriniz belliydi zaten. Nasıl belliydi? Yani siz kararınızı vermiştiniz. Niçin ben benim masamı savunup biraz daha enerji tüketmem. Ya. Çünkü o kadar çok enerji tükettim ki içeride. Masa, bir de o masada o enerji size tüketip de daha da ertesi güne hiçbir şey yapamayacak vaziyete gelmemek için sizi kırmamak adına. Çünkü belli yani. Keşke yarışmaya gelmeseydiniz. Bu kadar enerjinizin gitmiş olacağını düşünüyorsanız. Buradaki vereceği puanlar ya önden belli ya kafalarında önden belli. Önden belli derken. Ne? Yani ben öyle düşünüyorum. Yani bu ama ben duygusal bakıyorum. Bu haftaki yarışmacılar için. Duygusal mı bakıyorsunuz veya... Ama şimdi seni tanımıyorlar ilk gün yarışmacısın. Kimse kimseyi ya tanımıyor. Ama bu benim bir dezavantajım olmadı yani. İlerleyen günlerde şu oluyor. Haklılık payım var şu noktada. Yarışmacıların birbirlerine besledikleri duygular, düşünceler etkili oluyor mu? Oluyor bazen maalesef. Herkes şu an konuştuğuyla, hareketleriyle ve karakteriyle birbirini tanımış oluyor. Öncesi ya da sonrası yok Sevda Hanım gerçekten. Peki. Burada çok iddialı konuşuyorsunuz. Gelelim Yavuz'un puanına, Yavuz Han'ın daha doğrusu. Evet Yavuz Han. Öğrenelim bakalım kaç vermişsin? Benim Erengül Hanım'a puanım 5. Çorbasının nohutları diriydi.
Lezzet neye puan verdiniz gerçekten? Yorumlarımı yapayım ondan sonra konuşalım. Onları dinlemiştik ya zaten. Söylemiştiniz. İki puan neye verdiniz? O zaman tabii şöyle söyleyeyim. Evet. Misafirperverliğiniz güzeldi. Hoş karşıladınız. Dün en azından Kerim Bey gibi böyle hani boş boş bağırıp sağa sola saldırmadınız. Yemeklerimiz saldırmadınız. Yemek yapmayalım. Burada sıra gecesi şöyle, yapalım. Şöyle oyun oynaya karşılayın. Güzel bir masa hazırlayın. Hani, bitti gitti ya. Sizin için de lezzetsiz bir menüyü savunmak zor ama benim için verdiğim puanı savunmak daha zor. Gerçekten. Yani bir sussanız anlatacağım size. Evet dinliyorum. Mezeniz şu... Meze? Salatası arası canlı. Kuru domatesi. Kuru cacık. Kuru cacığı güzeldi. Dolmanız çok doldurmuşsunuz içini. Etiniz de kuruydu. İçinde pişmemişler vardı. Ana yemeğinde eti lastik gibiydi. Tabii, tuzluydu. Tabii neye verdin puanı onu anlamaya çalışıyorum. Kuru cacığa verdim. Ve misafirperverliğine verdim Allah'ım, bir puan. Allah'ım iyi ki cacığı yapmışım. İyi ki yapmışsınız. Puan vermek isterdim. Keşke omuzlarımda taşısaydınız puan vermek size isterdim. İçeri girerken. Oo. Belki o puan verirdi Zoyun Hanım. Keşke yapsaydım. Ama ne yapayım şimdi? Hep 4 yazsaydım da kabul etmeyecektiniz. Evet geçiyoruz Kerim'in puanına. Evet Kerim, son puan da senden gelsin bakalım. Ben Erengül Hanım'a 8 puan veriyorum. Kesinlikle. Elinize şey sağlık. Ben hiç şaşırmadım. Ben hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Zaten yedi her şeyi değil mi? Beğendim. Kerim Bey... Zaten o da 8 bekliyor. Günle oynayamaz, günü geçti. Yok, duygusallığınız başlamış. Onu diyorum nasıl ben. Nasıl oluyor? Duygusallık şimdi. Yani yediye kardeşiniz mi diyor? Aramızda kardeşim o benim. Bence birbirinize Kaneviç örneği falan verin evde. Kaneviç örneği efendim. Ben biliyordum mesela. 8 vereceğim. Yazık mı? Bence evet ikinizin duygusallığınıza çok yazık. Peki yarın kim yarışacak? Ben. Ah derken Fatih'le hadi bakalım. Şimdiden bol şans diyoruz. Sana da emeğine sağlık sevgili Erenkir. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar artık Necik.